Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Yine bugün değerli meslektaşlarımızla birlikte öncelikle ülke gündemi ve daha sonra Kayseri gündeminde öne çıkmış konuları süremiz içerisinde değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle misafirlerimize hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Metin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Tolga Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Daha önce 15 gün önce de milletvekili seçimleri yapıldı. Gözler kabineye çevrilmişti. Kabine nasıl oluşacak? Kimler girecek? Özellikle önceki dönem bakanların görev alıp almayacağı alanlar oldu. Ama bunların başında en çok merak edilen isimlerden bir tanesi Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir inisiyatif kullanacağı hep konuşuluyor, tartışılıyor idi. Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımız kabineyi açıkladı. Dolayısıyla kabinede biz Kayseri olarak tabii Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Beyefendi'nin devam edeceğini düşünüyor idik. Çünkü öyle bir kampanya sürecinde de Sayın Paşa da kendisi de çok rahat hareket edince, ama görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız kabineyi açıkladığında Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı görev almadılar, görev verilmedi. Dolayısıyla tabii burada en önemli isimlerden bir tanesi MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması da dikkat çeken bir ayrı nokta. Tabii bizim için önemli olan Kayseri açısından baktığımızda önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı yapan Sayın Mehmet Öztürk Bey uzun bir aradan sonra tekrar Murat Kurum'a kendisi görevi devretmişti. Tekrar Murat Kurum'dan görevi devraldı. Onu biraz sonra geniş çaplı konuşacağız. Nedenlerini, niçinlerini. Tabii hemen sevgili Tolga'cığım, yeni kabineyle ilgili görüşlerini, sizi bir gazeteci olarak bu isimlerin olması beni beklemiyordum diyebileceğiniz bir isim var mı? Tabii liste dışı kalan diye de söyleyebiliriz. Kabinede olmayan, geçtiğimiz dönemde olup da bu olurdu, olmadı dediğiniz, hayal kırıklığı yaşadığınız isim var mı? İsterseniz önce kabineyi de sayabilirsiniz. Evet. 28. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 67. hükümet resmen kurulmuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin ardından bir kabine bekleniyordu, ama nasıl bir kabine beklendiğini hepimiz burada yorumlamaya çalıştık. Tabii biz Hulusi Akar'ın yani liyakatı sebebiyle hala Milli Savunma Bakanlığı görevine devam edebileceğini öngörüyorduk. Çünkü hem Suriye'de hem işte Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki gerilimden kaynaklı, hem de Yunanistan'la Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gerilimden kaynaklı olarak oralara kurulmuş olan karargahların baş müsebbibiydi ve dolayısıyla buraları yakından takip ediyordu. Ve ordu içinden gelen bir ağırlığı da vardı. O yüzden biz Milli Savunma Bakanlığı görev olarak Hulusi Akar'ın devam edebileceğini düşünüyorduk. Ama Hulusi Akar'ın milletvekili seçilmesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir takdiri olduğu ortaya çıktı. 268 milletvekili sayısından eksiltmek istemedi ve dolayısıyla bu sayıyı artırmak için Cumhur İttifakı'nın 323 milletvekilinin üzerine 330'u bulabilmek için bir mücadele ortaya koyduğunu da gördük. Ve dolayısıyla şimdi burada hiçbir milletvekilini istifa ettirmeme tasarrufuna gitti. Tabii hal böyle olunca da hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ilgili bizim öngörülerimiz bu haliyle boşa çıkmış oldu. Tabii liyakat açısından baktığımızda her iki makama da liyakatli isimler geldi mi diye sorarsanız 49 yıl boyunca ordu içerisinde hizmette bulunmuş bir asker kökenli Yaşar Gürel'in son biliyorsunuz ki Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyordu. 69 yaşında emekli edilmesi gerekiyordu ve alınan bir kararla birlikte yaş haddi 72'ye çıkartıldı ve Yaşar Gürel emekli edilmedi. Böylelikle de Milli Savunma Bakanlığı makamına getirilmiş oldu. İkinci olarak da Ali Yerlikaya ki kamu yönetimi mezunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi mezunu. Yani liyakatsa liyakat, çünkü kaymakamlık yapmış, valilik yapmış. Dolayısıyla kamu yönetimini çok iyi biliyor ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğu çalışmalarda takdire şayandı. İstanbul'da üretmiş olduğu valilik döneminde de herhangi bir olumsuzlukta yaşandığı da söylenemezdi. Çünkü sükunet bir şekilde sağlanmaya çalışılıyordu. Bu haliyle baktığımızda da Süleyman Soylu ile karşılaştırdığımızda daha liyakatlı bir isim olarak karşımızda duruyor. Tabii Cevdet Yılmaz şaşırtan bir isimdi. Daha önce Bakan, özür dilerim, Ali
Milyarlıkaya, felahiyede de kaymakamlık yaptı. Evet. Tabii Cevdet Yılmaz biraz şaşırtıcı olarak karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak daha önce devlet bakanlığı görevlerinde bulunmuş bir isimdi Cevdet Yılmaz. Tabii devlet terbiyesi de almış da bir isim. Tabii en önemli yani bakanlıklardan bir tanesi de Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'ydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Buralara kimin geleceği de çok merak ediliyordu. 9 yıl boyunca o makamı korumuş olan Mevlüt Çavuşoğlu görevini daha önceden asubaylık görevinde bulunmuş, TİKA Başkanlığı görevini yapmış ve daha sonrasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmuş ve en son olarak da MİT Müsteşarı olarak görevini sürdüren Hakan Fidan'a görevini devretti. Hakan Fidan'ın da tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarları doğrultusunda güvenlik amaçlı verdiği mücadelede yatsınamaz. Dolayısıyla 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde nasıl bir mücadele yöntem ortaya koyduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere dönük olarak yaptığı operasyonlar ki takdire şayandır. Bu haliyle baktığımızda uluslararası güçlerin ve uluslararası güçlerden ziyade onların istihbarat teşkilatlarının nasıl bir çalışma ve yöntem içerisinde olduğunu da bildiği için yakın durduğu için de böyle bir ismin de Dışişleri Bakanlığı'na görevlendirilmesi de son derece anlamlıdır. Tabii en çok merak ettiğimiz bakanlık kime devredileceğiydi. Yani heterodoks yaklaşımlarla birlikte 6 ay gözünüzü kapatın açın bakın neler oluyor diye Nurettin Nebati artık görevine son verildi. Ve yerine gerçekten liyakatlı bir isim. Daha önce de aynı makamı korumuş bir isim. Mehmet Şimşek getirildi. Tabii biliyorsunuz şu hep tartışılıyordu. Ekonomistler ve muhalefet cephesi diyordu ki bugünkü mevcut ekonomik politikadan vazgeçilmesi gerekiyor deniyordu. Çünkü yaratılan bu ekonomi politikalarıyla birlikte enflasyon artıyor ve düşüren faiz oranıyla birlikte enflasyon daha da tırmanıyor diyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi kurmayları bunu çok dikkate almıyorlardı. Gelir gelmez yaptığı açıklama rasyonel bir çıkıştı. Yani akılcı bir çıkıştı. Ki ekonomistler de buna çok dikkat ediyorlar. Kemer sıkma politikası. Hatırlayalım bundan 10 yıl önce Yunanistan'da patlak vermişti kriz ve Yunanistan'ı o krizden kurtarmak için bütün Avrupa seferber etmişti kendini ama Yunanistan dedi ki bu benim milli bir sorunum. Dolayısıyla bu milli sorunumu ben öncelikle kendim çözeceğim dedi. Nasıl çözeceksiniz diye sorduklarında da sosyalist bir sistemin liberal bir sisteme dönüşümündeki süreci örnek verdi. Yani kemer sıkma politikası yani rasyonel çıkışlar. Nedir bu? Siz şimdi yani artan enflasyon oranlarıyla birlikte özellikle memurun, emeklinin ve işçinin maaşlarına zam yaptığınızda serbest piyasa ekonomisine sahip olduğumuz için serbest piyasa hemen diyordu ki biz şu ürünlere temel gıdadan tutun işte beyaz eşyaya kadar işte mobilya ürünlerine kadar her şeye bir zam yapalım diyorlardı ve enflasyon düşmüyordu ve tırmanarak gidiyordu. Bugün de TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı 39.9 seviyelerinde ama en ağır açıklamasına göre hala biz yüzler bandındayız yani dolayısıyla hala enflasyonun düşüşüyle birlikte bir karşılaştırma yaptığımızda realite yok. Ama Mehmet Şimşek'in biz gördük ki ilk mesajı bize kemer sıkma politikası yani tasarruf politikasını öngörecek, hayata geçirecek. Bununla ilgili olarak da yine ekonomistler şunu söylüyorlar bize. Bugünlerde yapılabilecek en büyük yatırım aracı özellikle yoksul kesim için, dar kesim, dar gelirli kesim için ve işsiz kesim için temel tüketim maddeleri. Yani dolar değil, altın değil, döviz değil, temel tüketim maddeleri. Çünkü neden? Kemer sıkma politikalarıyla birlikte ister istemez bu ürünlerde birazcık fiyatlar tavan yapacak. Bu tavanla birlikte alışveriş yapılamayacak. Yapılamadığı için de bu sefer son kullanma tarihleri yaklaşacağı için taban fiyatı tabana inecek. O yüzden hani burada özellikle Cevdet Yılmaz'la yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında bir çelişki fark ettim. O da şuydu. Cevdet Yılmaz diyor ki biz şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi politikaları neyse onu uygulayacağız diyor. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tam tersi yönde bize açıklamada bulunuyor. Aynı şekilde Nurettin Nebati de Sayın Şimşek konuşurken dudaklarını büküyor, gözlerini kapatıyor ki aman bu sistemden vazgeçmeyelim. Ama bu sistemin Türkiye Cumhuriyeti'ne ağır bir faturası olduğunu Sayın Şimşek görüyor. Biliyorsunuz ki haftalardır da Sayın Şimşek ziyaret ediliyordu ve ikna çabaları vardı. O ikna sürecinde de anlaşmaların yapıldığını da kulis bilgileri değil, yansıyan haberlerden de görüyoruz ve bu şekliyle kabul edildiği için geldi ve o Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturdu. Şimdi tabii diğer bakanlıklar da var. Hepsi birbirinden önemli bakanlıklar ki birazdan geniş olarak değerlendireceğiz. Özellikle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nı. Bir deprem oldu. Dolayısıyla şimdi siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin depremden etkilenen 11 ilde yaşayan insanlarımıza ciddi bir sözü var. Ne diyor? Biz bir yıl içinde yıkılan bütün binaları yapacağız ve teslim edeceğiz.
edeceğiz. Bu anlamıyla baktığımızda yine işi liyakatlı bir kişiye teslim etmiş oluyorsunuz. Çünkü Kayseri'de 21 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş olan Mehmet Özaseki'nin kentleşme konusundaki tecrübesi ister istemez önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine kendisini taşlandırmasına, sonrasında o görevden ayrılıp yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine kadar tırmanmıştı. Şimdi de aynı şekilde Mehmet Özaseki aynı bıraktığı yerden Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'yla birlikte özellikle çevrenin düzenlenmesi, yıkılan evlerin bir an önce yapılması konusunda ellerini taşın altına koyacak. Tabii birçok isim var. 17 tane bakanımız var. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli, hepsi liyakatlı. Ama sadece dikkatimi çeken bir bakanımız var ki Tarım ve Orman Bakanı. Tarım ve Orman Bakanı'nın bir liyakatsızlığı var. O da İstanbul'un Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde işletme mezunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 bakan yardımcısı bakanlığa atandı, görevlendirildi. Bu da son derece anlamlıdır diye düşünüyorum. Bakanlıklarla, kabineyle ilgili Tolga Bey özetledi. İsterseniz Cumhurbaşkanımız de, eklemek istediğiniz varsa lütfen. Yani ben de ayrıntılı olarak girmeyeceğim ama neticede en çok merak edilen konulardan birisi ekonomiydi. Hı hı. Gözler Ekonomi Bakanlığı'nın kimin olacağına çevrilmişti. Mehmet Şimşek zaten seçimden önce temkinli konuşmuştu. Hani seçimler kazanılırsa diye herhalde katkı sunmaya devam edeceğim demişti. Erdoğan'ın seçimi kazanmasının sonrasında da bu yapılan görüşmenin net fotoğrafı ortaya koymuş oldu. Net bir şekilde Sayın Erdoğan herhalde kendi kafasındaki ekonomi modelinden vazgeçmiş gözüküyor. Çünkü Mehmet Şimşek oraya herhalde bağımsız bir politika uygulamasa geleceğini zannetmiyorum. Bu da ne demek oluyor? Sayın Erdoğan herhalde ekonomi politikasından vazgeçti ve Mehmet Şimşek'e bu konuyu emanet etti. Bu bir. İkincisi de şunu söyleyebiliriz. Geçmişte bakanlık yapan 3 isim bu kabinede yeniden yer almış oldu. Sayın Mehmet Özaseki geri döndü kabineye. Yine Sayın Cevdet Yılmaz o zaman ekonomi bakanıydı herhalde. Ya da ekonomiden sorumlu başkan yardımcısıydı, hatırlayamadım. Ama neticede Sayın Cevdet Yılmaz da kabineye Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak girmiş oldu. O zaman öyle sayarsak 4 oluyor. Diğeri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy ve onlar mevcut yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak. Bu üçü ara verip de bakanlığa geri dönen. Yani bir dönem ara verip geri gelmiş. İsimler. İki isim de yerini korudu. Hı-hı. Biraz önce söylediği gibi Kültür Turizm Bakanı. Sağlık Bakanı da yerini korumuş oldu. 268 milletvekilinden istifa ettirip de bir milletvekilini bakan olarak Sayın Erdoğan görevlendirmedi. Burada tabii ki 4 bakanın da Konyalı olduğunu söylemekte fayda var. Yani Konya 4 bakana sahip oldu. Aile Sosyal Politikalar Bakanı. Hı hı. Hiranur herhalde ismini şu anda tam hatırlayamıyorum. Mahinur. Evet. Belçika vatandaşı bir de. Evet. Aynı zamanda Ali Yerlikaya Konyalı. Hı hı. Kendisi de Fahrettin Koca Konyalı. Bir de bir isim daha vardı. Şu anda hatırlayamadım. Milli Eğitim Bakanı evet. Herhalde. 4 isim de Konyalı. Tabii ki biraz sonra söyleyeceğiz. Aslında İsmail Bey doğru yerden analiz yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz Dünya Belediyeler Birliği Başkanı. Evet. Onun ismi geçmişti. Son 4-5 saat içerisinde işin işte Konya'ya 4 tane bakanlık verildi. Bir de bu verilirse 5 olur. Tepki alırız düşüncesiyle. O an işte Haseki Başkan'ın bu işi toparlayacağını düşünerek tekrar Haseki Başkan'a görev tabii verildi. Konya'da belki birebir bulunmadıkları için çok dikkat çekmedi ama neticede bakanlığın atanmasından sonra herkes önce bu kimmiş diyor sonra nereliymiş diye bakıyor. Aynen. İster istemez bu durum ortaya çıktı. Tabii ki söylediğimiz gibi en dikkat çeken konulardan birisi ekonomi başında kim olacak? Evet. Sizin eklemek istediğiniz var mı? Şu var. Tabii Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği mesaj çok kıymetli. Onun üzerinde durmak gerekir. Türkiye ile kucaklaşma yani kavga. O zaman Cumhurbaşkanı mesajı üzerinden gidelim. Tabii oradan devam edelim. Yani, çünkü kabineyi genellikle değerlendirdiler. Benim de söyleyeceğim bir şey olursa arada yine söylerim, ifade ederim. Şu var.
Balkon konuşmasında beklentimin altında kalan ifadeler vardı. Yani Türkiye'nin kucaklaşması adına. Ama külliyede yapılan o konuşmada 85 milyonun kapsanması ve kuşatılması manasında çok önemli bir çıkış yaptı. Bizim aylardır burada bağıra çağıra ifade ettiğimiz şeyin ete kemiğe bürünmüş halini külliyede gördük. Doğru olan da bu. Yani komşu komşuyla küs dedik, hatırlayın, akraba akrabayla küs. Yani siyaset hayatın içinde bu kadar yüzer gezer olmamalı. Olmaması da gerekiyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı. Gerçekten kapsayan, kuşatan, hakikaten insanların birbiriyle arasını düzeltmesine vesile olabilecek bir konuşmanın altına imza attı. Bunu önemsiyorum, önemli buluyorum ve hatta geç kalınmış bir tavır olarak niteliyorum. Çünkü seçim döneminde herkes birbirine o hain, bu bilmem ne falan filan sürecinde insan olarak topyekün yıprandık. Hele hele yan taraf olmadan sağduyuyla sandığa gitmeye çalışan insanların önemli bir bölümü yoruldu, yorgun hissetti, gergin hissetti. Benim ülkem bu mu diye hayıflanmaya başladı. Nihayetinde su akar yatağını bulur derler. Bence su aktı, yatağını buldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken bir konuşmaydı. Ve nitekim öyle de oldu. Umarım bundan sonra hem iktidar cephesi ve hem de muhalefet cephesi daha nitelikli, daha kaliteli, hakikaten eleştiri yaparken bile o tırnak içinde ifade etmem gerekiyor, nitelikli, doğru, yerli, yerinde ve insanların haysiyetine, onuruna dokunmadan total bir eleştiri içine girerse Türkiye kazanır. Ama yani herkes birbirini yaftalamaya devam ederse, sen hainsin, hayır sen daha hainsin, o daha hain durumları devam ederse problem şu oluyor. Artık Türkiye'de kavramların içi boşalıyor. Hainlik çok iğrenç ötesi, yani içini istediğiniz biçimde doldurabileceğiniz ağır bir ifade. O ifade bile ortadan kalktı. Herkes herkesi hainlikle suçladı. Yani işin gittiği yer, yol çok tehlikeli bir tarafa doğru sapmışken böyle bir konuşmaya ihtiyacı vardı Türkiye'nin. Nitekim o beklenen konuşma da geldi. Muhalefetten karşılık olarak bir zehirli ifadeler silsilesi görmedim. O da kıymetli benim adıma. İnsanlar artık birbiriyle barışmalı. Hakikaten oy verirsin, siyaset gelir geçer. Akrabalık, dostluk ve 85 milyonun bu ülkeye aidiyet duygusu hepsinden kıymetli. Geldiğimiz nokta burası, doğru bir nokta. Bu nokta üzerinden yürümek gerekiyor. Zira halledilmesi gereken enflasyon diye çok önemli bir tehlike önümüzde duruyor. Hayat pahalılığı, alım gücünün yükseltilmesi ve diğer projeler vesaireler filan derken Türkiye'nin boşa harcayacağı enerjisi yok. Enerjisini projelere yoğunlaştırmalı iktidar. Haliyle muhalefet eksikleri mutlaka görüp ifade etmeli, tenkit etmeli. Ama bunun dozajı hiçbir zaman, hiçbir koşulda insanları böyle derinden etkileyecek sahici ifadelerin toplum üzerinde olumsuz manada yankılanmasına sebebiyet verecek tavırdan vazgeçmek gerekir. Türkiye bunu yaşadı, gördü, test etti. Büyük de zararla çıktı bana göre. Artık bu saatten sonra yapılması gereken şey şu: herkes neyi anlatmak istiyorsa adam akıllı anlatsın kardeşim. Doğru, temiz Türkçeyle ve herkesin anlayabileceği bir dilde, kimse kimseyi başkalaştırmasın, ötekileştirmesin. Yani herkes ayrı ayrı partilere oy verebilir. Buna yani kayıtsız kuyutsuz amenna diyebilmeliyiz. Yani herkes herkesin dediği yere oy atmak zorunda değil. Yani herkesin düşünce tarzı olacak. Kimse hain olamaz. İşte biri İYİ Parti'ye, biri CHP'ye, biri MHP'ye, biri AK Parti'ye oy verdi diye kimse kimseyi hainlikle itham etmesin bu saat itibariyle. O nedenle olumluyorum, olumlu buluyorum. Umarım bundan sonra da devam eder. Muhalefetin de alacağı dersler var bu işten, iktidarın da alacağı dersler var. Ben o konuşmanın
Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık iklimine egemen olmasını kalben diliyorum. Evet. Kısa bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Tabii bu saatten sonra Sayın Erdoğan'ın artık bir bahanesi yok. Neden? Çünkü bu ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılara rağmen, mülteci meselelerine rağmen, adalette yaşanan sıkıntılara rağmen, depreme rağmen insanlar Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na güvenerek oy verdiler. Bundan sonra Sayın Erdoğan'ın bir bahanesi yok. Yani ekonomiyi düzeltmek için ya da diğer alandaki konuları düzeltmek için var gücüyle çalışmak zorunda. Yok dış güçler, yok işte muhalefet vesaire. Kimse artık inandıramazsınız. Deme şansı yok. Bunlara yoğunlaşacaklarını düşünüyorum. Zaten bakanlar da genel manada hep bürokrasiden gelen, hep o işin altyapısında yetişmiş isimler. Sayın Murat Kurum gibi tepeden düşünün. Yani kimse yok. Aynı hani dışarıdan şeyin, siyasetçi vesaire çok fazla yok. İşin mutfağından gelen isimler genellikle bakan seçildi. İnşallah yani Türkiye tez zamanda sıkıntılarını halledilmesi gereken halledir. Problemler var evet. Bu ülkede. Öncelikle ekonomi, problemler. Mülteciler ve hukuk alanda yaşanan aynen. Sıkıntıları bir an önce çözmeler halledilmesi lazım. Gereken liyakat evet. Konusundaki İsmail problemler de, vesaire. İsmail Bey de sevgili Metin abi de çok güzel noktalara değindiler. Yani bir oy üzerinden cenazemize, düğünümüze gelecek insanları kırmanın aynen bir gereği yok, anlamı yok, manası yok. Dolayısıyla takım tutar gibi parti tutmanın da anlamı yok. Herkesin bir aklı var, fikri var. Bir hani derler ya alnınızın arkasında da bir beyniniz var. Ya, 16 tane siyasi sonuçta, parti temsil ediliyor mecliste. 16 siyasal yani parti var bakın. Bu kadar renkli evet. De oldu. Onun için kimse kimseyi kırmasın. Sonuçta ülke bizim. Bu ülkenin huzuru, refahı önemli. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Tolga Bey özellikle seçimden sonraki vermiş olduğu birçok ülkeden de gelen temsilciler vardı. Tabii önemli isimler var ama bunların içerisinde bana göre en çok dikkat çeken isim Sayın Abdullah Gül'dü. Sayın Abdullah Gül'ün oradaki tokalaşırkenki o resim karesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül'e beyefendiye işte burada olması, teşekkür etmesi. Bir olumlu bir hava sevgili Metin abinin söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı işte %45'i de alan muhalefetin oy veren vatandaşı da kucaklayacağız demesi bana göre artık gerginliğe sertliğe gerek yok. İsmail Bey de çok güzel özetledi. Bu saatten sonra hiç kimsenin bahanesi kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada Sayın Abdullah Gül'ün gelmesi bunu nasıl okumak gerekiyor? Yani seçim kampanyası boyunca da Sayın Gül'ün hiçbir açıklaması olmadı yani ben, ya da ben gözden mi kaçırdım? Oldu. Tebrik de etti. Tabii seçime dair herhangi bir açıklamada olumsuz, bulunmadı. Yani seçim kampanya olumlu süresi. Ya da olumsuz hiçbir şekilde topa girmek istemedi tabii ama Ahmet Severcan, Abdullah Gül'ün basın danışmanının bir kitabı evet. Vardı. O kitapta anılarını yazmıştı. Özellikle Gezi davası döneminde ve 15 Temmuz sürecine giden Fethullah Gülen cemaatiyle tırnak içerisinde 17-25 milat sayılan dönemi anlatan bir kitabı vardı. O dönemi hatırladım aslında. O döneme ilişkin olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 10 bin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında ciddi bir gerilim vardı. Aslında son iki seçime baktığımızda 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine baktığımızda Sayın Erdoğan'ın siyaseten kürsüde ürettiği sözler, o hamaset dolu sözler bir bakıma Abdullah Gül cephesine addediliyor olarak da algılanmıştı. Salt muhalefete MİT Başkanı da İbrahim Kalın olacaktı zaten. Olmuş. Oldu. Yani onu da söyleyelim. Evet. Beklenen olmuş yani. Evet. Tabii o doğrudan muhalefete yüklenen değil de Abdullah Gül cephesine yani bunu Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nu totale aldığımızda bu cepheye söylediğini biliyorduk. Tabii bir barışma olması gerekiyor mu? Küslük var mı ki bir barışma olsun dediler. Küslük yokmuş demek ki. Dolayısıyla Abdullah Gül de külliyeye gidenler arasında yerini aldı. Gönül isterdi ki orada sadece Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler değil, diğer işte Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri de katılabilseydi. Türkiye o zaman daha bütünlüklü bir hale daha gelebilirdi. Güçlü daha güçlü yani. Görünürdü. Davet edildiler mi? Davet yokmuş galiba diye biliyorum ben.
Davet edilseydi de giderler miydi bilmiyorum. Ben de, en azından yani yenim töreninde Yeşiller Sol ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağa kalkmadığı tepki gösterdikleri, protesto haklarını kullandıkları bir süreç vardı. Dolayısıyla şimdi biz bir Türkiye'yi yöneteceğiz, yeniden Türkiye'yi inşa edeceğiz diyerek yola çıktık. Bir taraf Türkiye yüzyılı dedi, bir taraf ikinci yüzyıla çağrı diye yola çıktı. İkisinin de amacına baktığımız zaman temelinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı ve 100. yılını kutlayacağımız bugünlerde Türkiye'nin gerçekten yeniden kalkınmaya ihtiyacının olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Demek ki hala kalkınamadık ve bu süreçten sonra kalkınma hamleleri geliştireceğiz. Tabii burada halef-selef ilişkisi var ve dolayısıyla halefin seleften, selefin halef'ten öğreneceği ya da katkı alabileceği ya da katkı verebileceği çok şey var. O yüzden bu fotoğrafta dışa dönük olarak, hani dış güçler vurgusu yapılıyor, buna dönük olarak da son derece manalı bir fotoğraftı. Tabii Türkiye Cumhuriyetlerinin dışında sadece Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun gelmiş olması da Afrika'dan son derece... Afrika'dan falan da vardı. Vardı ama Maduro özellikle çok dikkat çekti. Yani Maduro biliyorsunuz ki Latin Amerika bölgesinde, yani Güney Amerika bölgesinde sosyalist bir yapılanmanın içerisinde dikkat çeken bir isim. Ve dolayısıyla Maduro'nun bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ile ideolojik anlamda zıt olması ve Erdoğan'la yakın ilişki kuruyor olması da son derece sorgulandı. Tabii, adam Nusret'te kebap yemeye bile geldi Maduro Türkiye'ye. Bence reklamını yapma istersen. Yarın patlarlar. Evet. Yani ciddi de para da verdi. Yani evet. Ülkesi ekonomik krizde boğuşurken 100 insanın karnını doyurabileceği ölçüde bir yemek parası ödemiş tabii. Yani külliyedeki o fotoğraf kareleri çok yoğun. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mustafa Destici ve Sinan Oğan'ın ismini unutup Emine Hanım'ın hatırlatması da o geceye damga vuran karelerden bir tanesiydi. Evet. Şimdi tabii baktığımızda bundan sonra bekleyip göreceğiz. Önemli halledin olan, mi? Halletmemiz gereken ülke olarak çok önemli çok problemler önemli var. Ve hiç mazeret yok. Hepimizin katıldığı. Evet. Düşüncesi, görüşü bu şekilde. Şimdi Sayın Özseseki Bey ile ilgili ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Biraz önce ifade ettim. Sayın Mehmet Özseseki Bey önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yapmıştı ve Murat Kurum'a devretti ama bir dönem sonrası tekrar Murat Kurum'dan görevi devraldı. Tabii seçim kampanyası süresi içerisinde Özseseki'nin Sayın Hulusi Akar Bey'in Kayseri'ye birinci sıra liste başı olarak gönderilmesinden sonra Ankara'dan baktığımızda herkes tamam. Şöyle bir algı vardı. Yani bunu söylemekte bir yanlışlık yok diye düşünüyorum. İşte artık Haseki'nin siyasetteki dönemi sona eriyor. Yeni dönem dizayn işini, Kayseri'deki siyaseti Hulusi Akar ve Ayşe Böller hanımefendinin yapacağı yönünde hep böyle köşe başlarında, oturma alanlarında, bağ evlerinde bunlar konuşuldu, bunlar ön plana çıktı. Tabii Hulusi Akar Bey Kayseri'ye gelince herkes Haseki Başkan'ın da görev almayacağı, milletvekili adayı da olmayınca artık oradan son dönemlerini yaşıyor düşüncesiyle herkes bir kanattan Hulusi Akar'ı bir dostluk kurmaya çalıştı. Siyasetçisinden, oda başkanına, milletvekilinden baktığınızda seçim çalışmasında Hulusi Akar'ın beyefendinin yanından hiç kimse adeta koltuk kapmak için büyük mücadele veriyorlardı. Tabii bizde herhalde şöyle bir algı da var. Güç nerede olursa bizim Kayseri halkı biliyorsunuz hemen meyili öbür tarafa her doğru. Her taraf öyle Doğan Bey. Öyle mi? Kayseri sadece Kayseri. Ama biraz biz vefalı biraz, da. Biraz daha Kayseri'de bu yoğunluk var. Vefa da taşımamız lazım. Evet. Yani seversiniz sevmesiniz Sayın Mehmet Özseseki bu şehirde uzun bir dönem belediye başkanlığı yapmış. Arkasından milletvekilliği ve çok önemli noktalarda bulunan bir isim. Tabii böyle bir olaydan sonra son gün Sayın Mehmet Özseseki'nin bakan olduğu açıklandıktan sonra yani inanılmaz bir şekilde herkes sosyal medya mecrasından tanıyan tanımayan herkes bir şekilde Özseseki Bey'i başarılar, tebrik eder, gurur duydukları paylaşımları yaptılar. Görev devir teslim töreninde de inanılmaz bir şekilde adeta Kayseri bürokratları, sivil toplum kuruluş başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, iş insanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na adeta akın ettiler, miting alanına çevirdiler. Bunu doğru buluyor musunuz? Ben doğru bulmuyorum. Yani dün Özseseki Bey koltukta yokken işte yine burada program yapmıştık Özseseki Başkanımızla. Siz de çıkışta sohbet etmiştiniz Tolga Bey, İsmail Bey ile birlikte. Hatta ben sormuştum tekrar yeniden başa dönecek misiniz dediğimde ya işte burada bir vakıf işi var artık gençlere fırsat vermemiz gerekiyor. Tabii biz böyle konuşuyoruz ama kul böyle düşünür ama kaderi nedir onu bilemeyiz. Yönünde de bir orada pencere açmıştı. Tabii bugün gelinen noktada Sayın Bakan Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu Mehmet Özseseki Bey. Kayseri bir
birdenbire Hulusi Akar Paşa'yı unuttular. Hemen döndüler yaşasın yeni kral. Şimdi şöyle aslında gayet başarılı bir biçimde özetledim. Ben de devam edeyim. Bir program yaptık. Son programı da sen yaptın. Biz de kapıda karşılaştık. Çünkü sohbet programın devamı vardı. Ayaküstü ya bir 10 dakika falan sohbet ettik galiba. Aslında televizyon programlarında bunu gördük. Evet, TV1 olarak, Doğan Havur olarak siz sürekli öncelediniz Sayın Bakan'ı. Ama yokmuş gibi davrananlar da oldu. Yani miadı doldu, iş bitti gibi filan bakanlar da olmuştu. Mesele şu, ikircikliyiz, iki yüzlüyüz. Kimse kusura bakmasın. Yani yani kim ön plana çıkıyorsa hemen oradan koltuğunun altına girip bir şeyler elde etme adına koşturan insanları görmek beni ya üzüyor filan demeyeceğim, gülüyorum yani dikkatle takip ettiğim için. Şu var, beklenen bir durum değildi. Ben de burada durum değerlendirmesi yaparken ne demiştim? Geçen hafta ya da ondan önceki hafta kim bakan olur? Favori Hulusi Akar, sürpriz Özaseki demiştim ben kendi adıma. O sürpriz gerçekleşti. Siyasette iki kere ikinin dört etme değil, bir kez daha gördük. Yani beklenti herkesin Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olarak devam etmesiydi. Yani neredeyse herkes tamamen buna inanmış ve hakikaten Paşa'yla birlikte Kayseri'de yol yürüdü. Ve kısmen de bence Özaseki yalnızlaştı. Yani öyle direkt değil ama en direkt yalnızlaştığını gördük. Bugün bir baktık, bakanlık koltuğuna tekrar oturduktan sonra Kayseri hop Ankara'ya aktı, makama aktı. Makam demek ki böyle bir şey. Daha da spesifik bir örnek verelim. Abdullah Gül cumhurbaşkanıyken, cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken tokalaşabilmek için sıraya girenler cumhurbaşkanlığı dönemi bitmesiyle birlikte selam bile vermemeye başladı. Bundan sonra havaalanında yoğunluk olur. Olur mu? Bence olur. De olma ihtimali olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'yla resepsiyonda bir araya geldiler. Bir araya gelince olma ihtimali yüksek. Ben insanların bu tip modeli ve çerçevesi içinde olanları benimsemiyorum, haz etmiyorum, reddediyorum kardeşim. Bünyem reddediyor yani, kökten reddediyor. Ama siyasette de bu böyle, ticarette de bu böyle. Hayatın genel geçerinde de güç neredeyse insanlar oraya odaklanıyor. Bu da benim hakikaten hiç ama hiç istemediğim, beğenmediğim, daha sert cümleler kurabilirim de daha makul şeyler, ifadelerle yol almak istiyorum. Ne yazık ki her dönemde karşımıza çıkan bir durum. Doğan, şimdi Haseki Bakan'a aşkla, şevkle bağlı olduklarını bildirenler sıraya girmiş vaziyette. Ama şunu ben iyi bir gözlemciyim. Mümkün mertebede kolay kolay yanılmam feraset anlamında. Ben Haseki Bakan'ın bu kez bir elinde not defteri olduğunu düşünüyorum. Kimin kendisine hangi bakış açısıyla yaklaştığını, ya aklının bir yerinde not ettiğini düşünüyorum ve ona göre bir muamele ile karşılaşacaklar zannındayım. Yani tamamen benim gözlemimle ilgili bir durum. Şunu da ifade etmek lazım. Evet, Sayın Bakan Murat Kurum'a bırakmıştı koltuğu, Murat Kurum'dan geri aldı. Hikayesi şu, o dönemde kucağında bir yok olmuş Sur ilçesi, ki Doğan gitmiştik birlikte herhalde. Yok olmuş bir Diyarbakır'ın Sur ilçesini yeniden inşa etme görevi verilmişti kendisine. Yani şöyle ifade edelim, mesela Kayseri'deki Melikgazi komple yeniden yapıyorsunuz. Böyle bir yer Sur ilçesi. Şimdi de 11 tane şehir, 11 şehrin neredeyse önemli bir bölümü yenilenecek. Çok sıkıntılı bir süreç. Ben eminim ki Sayın Bakan bu işin altından kalkar. Çünkü geçmiş dönem deneyimleri kendisine bu yolu gösteriyor. Kayseri'ye de şu mesajı verdi. Benden habersiz siyasi denklem olmaz kardeşim mesajını verdi. Bu kıymetli bir mesaj. Bu mesajı iyi alıp iyi okumak lazım. Yani Özaseki bitti derken o
çok daha güçlü bir biçimde geri döndü. Teşkilat içinde de yani dışında da mutlaka arka planda bazı şeyleri yerli yerine oturtma adına gayret içinde olacaktır. Ama önceleyeceği nokta elbette deprem bölgesi 11 şehir, bilhassa Hatay, Kahramanmaraş, buraların yeniden inşası ve halledilmesi gereken ki verilen sözler var. Bir yıl içinde ne dediler? Bu evleri teslim edeceğiz biz dediler. Yani seçime giderken bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın iddiası, ifadesi deprem bölgesindeki tüm evleri bir yıl içinde nihayetlendirip insanların burada oturmasını sağlayacağız, olanaklı kılacağız dediler. Bu görev kime düşecek? Haliyle ÖSAS'taki bakana düşecek. Yani en yoğun yükü o çekecek. Ama siyasette var olduğunu, olmaya devam ettiğini ve bu durumu da altını kalın kalın çizerek ortaya koydu. Bir de kendisi kabinenin en yaşlı bakanı olma unvanında elinde bulunduruyor. O da ayrı bir konu. Yaşar Güler'den sonra. Yaşar yani, Güler. Evet, Yaşar evet Güler. Son Yaşar Güler'in devir teslimiyle doğrudur. Evet. Çok kısa olarak sizden de alayım. Tabii sağ gösterip sol vurdu. Yani ben artık siyasetten çekileceğim, hayır sanat işleriyle uğraşacağım dedi. Ya burada bunun bu üzerine, programda dedi, evet. Bunun üzerine insanlar bir yani algı ürettiler. Dediler ki yalan söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı onun yanında bile görmek istemiyor dediler. Karşısında bile görmek istemiyor dediler. Ve dolayısıyla Sayın ÖSAS'ı yıpratma politikası güttüler. Ama gördüler ki Sayın Erdoğan, Sayın ÖSAS'ı defterden hiçbir şekilde silmemiş ve gözünün önünden dayanmak istemiyor ki yeniden Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nı kendisine vermiş. Tabii böyle olunca Sayın ÖSAS'ı belki de tırnak içerisinde siyasi bir kurnazlık yaptı. Bakalım hani ben böyle bir şey ortaya atayım. İnsanlar benim etrafımda nasıl ve nasıl ne gibi şekillenecekler diye belki de bunun süzgecinden geçirdi. Gördü ki sizin de söylediğiniz gibi notunu almıştır orada. Yani ben böyle bir süreç yarattım. Hemen benim etrafımdan uzaklaştılar. İşte ben yeniden bakanlık görevine gelince şimdi de benim etrafımda yeniden pervane oluyorlar diye. İşte fotoğraflar var, görüyoruz. Kimler nasıl koşarak gitti ve o koşup gidenler dün kimin yanındaydı, kimin yanından ayrılmıyorlardı. Evet. Gerçekten üzücü bir durum. Yani bakanlık görevine gelince evet Sayın ÖSAS'ı hiç kolay günler beklemiyor. Çok zor günler bekliyor. Çünkü Türkiye'nin 11 kentinde çok büyük bir felaket oldu. Özellikle Hatay ve Maraş, Adıyaman gibi illerimiz neredeyse, sözler var. Tabii, evet. Neredeyse yeniden inşa edilecek ki bir de verilen sözler var dediğiniz gibi bir yıl içerisinde teslim edilmesi gerekiyor. Tabii hala konteynerlarda yaşayan insanlarımız var. Konteyner bulamadığı için çadır kentlerde yaşamak zorunda olan insanlarımız var. Çadırda olmadığı için geçici gece kondularda ya da okullarda hayatını sürdürmek zorunda olan insanlarımız var. İşi olmayan insanlarımız var. Devletin bir an önce bu yaraları sarmak için verdiği sözleri yerine getirmesi gerekiyor. Bir anlamda insanın hiçbir şekilde evinden daha rahat edebileceği bir ortamı yoktur. Bu evleri mümkünse yani bir yıl içerisinde hemen acelece teslim edelim ve ikinci etap çalışmalarına da daha şimdiden başlamanın bence projelerin temellerini atalım. Evet, Numan Kurtulmuş da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Adayı oldu. Yedisinde seçimler var. Son dakika düştü haberleri. İsmail Bey, sizin eklemek istediğiniz var mı? Sayın Tabii şöyle, Sayın ÖSAS'ı AK Parti'de ya da siyasette ne kadar güçlü bir isim olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldum. Gücü nereden geliyor? Gücü işini temiz yapmasından, dürüst yapmasından geliyor. Bakın. Ya da toplumu çok iyi anlamasından geliyor. Çünkü Sayın Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Kadir Topbaş'ı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i görevinden almıştı. Ve o dönem Sayın Melih Gökçek çok zor günler yaşamıştı. Hatta Kadir Topbaş da zor dönem yaşamıştı. Sayın Melih Gökçek Cumhurbaşkanı'ndan randevu alabilmek için çok yoğun bir gayret göstermişti, hatırlayın o süreci. Ama 5 dönem belediye başkanlığı yapıp da görevinden alınmayan ve Ankara'ya davet edilen, milletvekili olarak gönderilen, çağrılan bir isim oldu Sayın ÖSAS'ı. Bu net bir şekilde Sayın Erdoğan tarafından yakinen takip edildiğini ve güvenilir bir isim olduğunu ortaya koymuştu. Sonra bakanlık verilmişti. İşte o kısa dönem bakanlığın ardından Sayın ÖSAS'ı AK Parti'de genel başkan yardımcılığına getirilmişti.
yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan olarak bu göreve atanmıştı. Bu da çok önemli bir görevdi. Aslında şifrelerini kendisi vermişti bize seçim öncesinde. Ne demişti? Yani senin programda da söyledi herhalde Doğan Bey. Bizim ortak yayınımızda da söyledi. Seçim çalışmalarına burada çok görünmüyorsunuz vesaire eleştirileri evet. vardı. Genel başkanın gidemediği yerlere ben gidiyorum. Binali Yıldırım gidiyor dedi. Bir isim daha söyledi. Üç isim görevlendirildi. Sayın Genel Başkanımız her yere gidemiyor. Onun gidemediği illere bizler gidiyoruz derken aslında ne kadar önemli bir isim olduğunu aslında ekranlardan söylemek istedi. Bu da net bir şekilde Sayın Özsasek'in Erdoğan'ın Sayın Özsasek'den vazgeçmeyeceğinin net resmiydi. Tabii konuştuk mu, değerlendirdik mi, neler söyledik onu şu anda çok hatırlayamıyorum birkaç program öncesini. Ama Sayın Özsasek'i Türkiye'nin şu anda en önemli öncelerinden birisi ekonomi, ikincisi deprem bölgesi. Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Bu işi de en iyi yapacak kişi Sayın Özsasek idi. Net bir şekilde bu göreve getirilerek o konu garanti altına alınmış durumda. Bir ikincisi de önümüzde seneye yerel seçimler var. Yerel seçimlerde zaten bütün belediyeler Sayın Özsasek'e bağlıydı. Karnesini verecek isimlerden birisi Sayın Özsasek'i. Bütün belediye başkanlarının ve belediye başkan adaylarının. Bu da net bir şekilde bugün Kayseri'de belediye başkanlığı yapan isimler. Eğer Hulusi Akar bakanla beraber gezerken Sayın Özsasek'e yanlış bir şey yapmadılarsa karnelerine olumsuz yansımamıştır ama Sayın Özsasek'e dönemi bitti biz yolumuza bakalım şeklinde bir kendilerine yön belirledilerse bugün herhalde o kırık notu nasıl düzelteceğiz diye uğraşıyor olabilirler. Çünkü belirleyici yine Sayın Özsasek olacak. Milletvekili listesini de Sayın Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler dışında diğer her biri zaten Sayın Özsasek'in isimleriydi. Evet. Tabii önümüzdeki süreç içerisinde sevgili Metin abi ifade etti. Sayın Özsasek Bakan da kendisiyle ilgili burada seçim kampanyası döneminde algı yapanların bakış açılarını nasıl olduklarını en iyi tespit eden, analiz yapan kendisi. Neredeyse sanki böyle Kayseri'de görülmediğini, seçim çalışmalarında katılmaması, oysa Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu görev nedeniyle çok fazla Kayseri'de kalamadığını kendisi ifade ettiği halde bunu farklı mecralarda algılar evet. oluşturdular ve bunu da bu algıları yayan, konuşan koca koca insanlar ve baktığınızda çok önemli noktalardalar bugün de hala. Hulusi Akar Bey, Özsasek Bey'i seçim kampanyasında yanında görmek istemediğini söylemiş de güya böyle şeyler dedikodulara kadar gitti. Ama bir şey, fesat demişti yani, Sayın Bakan da onu. Ondan sonra şehir efsanesi üretir ama bugün gelinen noktada Sayın Özsasek Bey'in ne kadar böyle derin siyasi bilgisi olduğunu görmüş oldular. Yani Fatih Terim'in bir sözü var. Ben bitti demeden bitmez diyor. Özsasek Bey de ben bitti diyor. Demeden evet. bitmez dediğini noktayı koydu. Tabii şimdi bağlantılı olduğu için Hulusi Akar Beyefendi'yi de konuşalım. Evet. Hulusi Akar Paşa Kayseri'de milletvekili listesinde birinci sıra olunca tabii biz Anadolu'da tüm ülkemizde öyledir ama biraz daha asker olunca çok fazlasıyla insanlar ruh böyle dokunmak, destek vermek gibi bir yani sevgisi daha farklı oluyor. Daha evet. farklı oluyor, daha farklı yansıtıyoruz. Hulusi Akar Bey'in Kayseri'de liste başı olması nedeniyle bir heyecan oluştu. Sonuçta doğru. baktık bakan kesin devam eder dendi. Üç kişi devam ederse birisi Hulusi Akar olur dendi. Evet. Ne oldu da yani Hulusi Akar Beyefendi birdenbire böyle kadro dışı kaldı? Bir gazeteci olarak aldığınız bir duyum var mı? Hatta çok özür diliyorum. Mazbata töreninde var mıydı Hulusi Bey? Mazbatayı yok, da almadı herhalde. Yok. Aldı mı? Sonradan aldı. Ben görmedim aldım. Bir kare yok ki ansın yani yok. Sosyal o gün gidip almadı bütün milletvekilleriyle birlikte ama sonradan mecburen alacak çünkü yemin etti. Avukatı kanalıyla evet. falan da alabilir yani o problem hayır, değil. Yani. Şimdi orada sanki Hulusi Bey Paşa bunun hissini aldı da o toplantıda bir görüntü fotoğraf vermedim. Yoksa bütün organizasyonların içindeydi. Yani düşünün. Yemin de edilmedi değil mi? Yemin etti. Tabii. Yok etmedi. Hiçbir bakan etmedi. Bakanlar etmedi. Etmedi. Bakanlar etmedi. Liste etmedi bakanlar. Evet. Ama şimdi mecbur edecekler yani. Tabii tabii. Yedisinde mecbur edecekler. Şöyle, baktığınız zaman 16 bakan milletvekili adayı oldu.
iki bakan biz milletvekilliğini istemiyoruz dedi. Belki de şimdi baktığımız zaman onlar doğru bir tavır sergilemiş oluyor. Hem Turizm Bakanı hem de Sağlık Bakanı biz milletvekilliğini düşünmüyoruz. Hatta siyaset düşünmüyoruz ifadeleri var. Buna rağmen yeni kabinede görevlerinin başında kaldılar. Herkesin beklentisi şu, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı bakanı olarak görev yapan bu üç ismin yine yeni kabinede olması muhtemel. Biz de öyle bekliyorduk işin doğrusu. Yani Sayın Akar'ın Milli Savunma Bakanı olarak devam etme olasılığını ben de yüksek görenlerdendim. Ama anladığım kadarıyla şu, Sayın Erdoğan hiçbir bakana milletvekilliği adına milletvekilliği yapacak hiçbir bakanın hiçbir biçimde geri dönüşünü istememiş. Bunu anlıyoruz. Yani çok istenilen bir durum olsa zannederim ki milletvekili adayı olma denilebilirdi. Yani bakanlığa devam etmesi adına. Kimse de bu konuda şey yapmamış yani imtina etmemiş bu durumdan. Milletvekili olmuşlar ama milletvekillerinin hiçbirini istifa ettirmedi. Bu bir tavırdır. Evet. Yani işte dönemin en iyi işte Milli Savunma Bakanı, dönemin en iyi İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, işte sosyal medyada vesaire de bu tip şeyler. Eğer bu denli hakikaten çok çok iyi noktaya taşınmış olsaydı bu işler bence bakanlığa devam ettirilirdi. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında bir plan, bir program, bir proje. Bakın şimdi Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan geliyor. Yani yıllarca 13 yıl yanlış hatırlamıyorsam bir müsteşarlığı evet. Yapmış. Yani önemli. Yani dünyanın her bir tarafını biliyor. Tüm yani dış bağlantıları mevcut. Olayları okuma kabiliyeti fevkalade iyi. Demek ki bir yenileşim, bak bir yenilik anlamında bir tavır geliştirilmiş, ortaya konulmuş. İşte yine Genelkurmay'ın içinde aynı dönem birlikte görev yapmış iki isim. Yani Halef Selef gelen giden Hulusi Akar işte o dönemde de zannedersem albay rütbesindeydi şimdiki Genelkurmay Başkanı. 49 yılda orduya Hulusi Akar hizmet etmiş. Yani onun da bir 49 yılı var. Sonrası işte Genelkurmay Başkanlığı'nın ardından malum Milli Savunma Bakanlığı, ki bana göre de iyi bir Milli Savunma Bakanlığı ifa etti. Yani netti, olması gereken yerde sertti. Yani askeri disiplinin dışa yansımasıydı. Bunları gördük. Şimdi iki dönemdir de bakıyoruz Milli Savunma Bakanlığı asker kökenli isimlerle devam ediyor. Bu bir gelenek oldu. Bundan sonra da devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama iki dönemdir Genelkurmay Başkanları Milli Savunma Bakanı oluyor. İçişleri Bakanlığı'nda mesela geçiş bence de çok sert ifadeleri bulunan bir İçişleri Bakanı'ndan insan haklarını önceleyeceğiz babında bir açıklama yapan İçişleri hukuk. Bakanı'na dönüştü İnsan Ali Yerlikaya. Evet. Yani demek ki bu Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın söylemi bakanlar nezdinde de biraz eyleme dönüşecek. Yani bu toplumla barışma, 85 milyonun kucaklaşılacak olması, çünkü İçişleri Bakanı'ndan, diğer bakanlardan aldığım intiba da bu yönde. Yani ilk açıklamalar kıymetlidir. İşte Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki, ve mutlaka söz almıştır ki, yani diğer politikaları elimizin tersiyle yetişeceğiz, dünyanın kabul ettiği reel politika neyse onu Türkiye'de uygulayacağız anlamına gelecek cümleler kurdu. Çünkü sırtımızda olağan dışı bir yük var. Yani kur korumalı mevduatın getirdiği sıkıntılar, enflasyon sıkıntısı, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Yani art arda sayın sıralayın işsizlik vesaire. Ama şu var, eğer uluslararası alanda geçerli politikalar izlenecekse unutmayın, bunun faturasını ödeyecek kesim çalışan kesim. Yani çalışan kesim ne yazık ki bu faturayı ödeyecek. Topyekun hep birlikte ödeyeceğiz demektir. Bir acı reçete yazılacak. O acı reçetenin içinde hepimiz de olacağız. İnsanlar bunu bir kafasına koysun. Genel geçer şunu ifade etmem gerekiyor.
Yani baktığımız zaman Hulusi Akar belki bir dönem daha devam etmek isterdi ama 16 bakanın içinden birini seçeyim, 15'ini burada bırakayım gibi bir tavır da Cumhurbaşkanı tarafından kanıksanmadı, benimsenmedi ve haliyle Yaşar Güler yeni Milli Savunma Bakanı ve Hulusi Akar da artık milletvekili, başka ekstra bir görev verilir mi bilmiyorum ama muhtemelde olabilir. Ama 16 bakanın tamamının birden gitmiş olması da çok enteresan geldi bana. Hepsi başarısız mıydı da milletvekili adayı yapıldı? Milletvekilliğinden geri dönüşü olmayacaktı. 3 aşağı 5 yukarı bu biliniyordu. Buna rağmen yani 3-4 bakan saklama kabına konulabilir miydi? Tırnak içinde ifade edelim bunu. Yani Özseseki gibi kenarda bekletilip de bakan olarak açıklanabilir miydi? Tabii bir de bunun için seçim kazanmak gerekiyordu. Ne? Öyle de endişeler vardı. Yani kimileri de dedi ki bakanlar dokunulmazlık zırhına bürünmek için böyle bir yol seçti. Çünkü kaybedilme ihtimali, yani seçimdir bu, sandıktan çıkana saygı duymak lazım. Böyle de bir yol izlemiş olabilir. Bilmiyorum tabii ki, o parti içi meseledir ama ortadaki tablo bize bu yeni dönem Türkiye'nin eskisine göre biraz daha farklı olacağının mesajlarını veriyor. Hangi manada veriyor? Bana göre olumlu manada veriyor. İnsanı önceleyen bir anlayışın daha egemen olacağını gördük. En azından ilk açıklamalardan bunu aldım ben. Umarım bundan sonra da böyle devam edip gider. Yani şimdi katılmadığım bir yer var ama. Tabii ki katılmadım. Şöyle katılmadığım bir yer hepimiz var. Bir yenileşim, bir yenileşim istiyor dediniz ya, oraya çok katılamadım. Hangi konuda? Sayın Cumhurbaşkanı 16 tane bakanlığı değiştirerek bir yeniliğe gitmek planı, arzusu içerisinde. Benim gözlem bu, evet. Ben çok öyle okuyamadım. Şöyle okuyamadım. Yanına baktığımızda kurmaylar arasında bir değişime gitmedi. Yani iletişim daire başkanını değiştirmedi, danışmanlarını değiştirmedi, külliyedeki genel sekreterini değiştirmedi. Ama bu icracı makamlar, onlar aynı anladım şey değil. Anladım ama sonuçta icracı her, makam aynı, danışmanımız ayrı. Her bakanlığın, her bakanlığın külliyede Sayın Cumhurbaşkanı'na danışmanı var. Milli Eğitim danışmanı var ayrıca. Mutlaka. Ekonomi danışmanı var ayrıca. Evet. İçişleri danışmanı var, hukuk danışmanları var. Yüksek İstişare Kurulu tabii, tabii. Var, Varoğlu var, evet. Ama onlara bir baktım ben, hiçbirinde bir değişiklik yok. Dolayısıyla belki de değişir zaman içinde, bilemiyoruz. Onu bilemeyiz tabii. Evet. Onu belki zaman şimdi gösterir. Şimdi erken daha tabii, çünkü tabii. Onu belki, kabile değişti. Onu belki zaman gösterir, onu belki bilemeyiz. Orada da bir değişim olacak. Eğer sizin dediğiniz gibi ise, ki ben değişti böyle olmasını isterim. Ya herkesin değiştirmek Kalın, zorunda değil. İbrahim Kalın sözcü MİT başkanlığı atandı. Sözcülüğe başka biri gelir. Bir tek o var İsmail abi. Her şey değişebilir. Ben de memnunsa değiştirmez. Ben de değişmesini isterim, arzularım. Neden? Çünkü bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanına, temeline baktığımızda değişerek geldi. Yenileyerek geldi kendisi. Biz milli görüş gündemini yani, çıkardık gelenekçi zihniyeti bir yana bıraktık. Yenilikçi bir hareket olarak geliyoruz dedi. Ve dolayısıyla bugün ülkenin 21 yıldır iktidarını koruyan bir partiye dönüştü. Ve 5 yıl daha güven oyu aldı. Yani dönüşerek bu, değişerek geldiler. Tabii kabul ki, etmek lazım. Dolayısıyla eğer siz bakanları değiştirmişseniz o bakanların külliye içerisindeki danışmanlarına da bir değişikliğe gitmeniz lazım. Onu da zaman lazım. İçerisinde takip etmek lazım ama bir dönüşüm muhtemelen olmalı. Olması gerekiyor. Anladım. Yani. Evet. Daha anladım. Yoğun bir biçimde aynen. Hissedilmeli. Sonuçta şimdi hani bütün ülkeler biliyor ki Türkiye coğrafik açıdan çok önemli bir noktada duruyor ve bütün dünyanın hani gıptayla baktığı bir ülke konumunda. Hal böyleyken yani gerçekten liyakatlı kadroların buralarda görev yapması tek başına sınırlanmaması gerekiyor. Çok daha liyakatlı kadroların onların üstünde danışmanlık hizmetiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanlığı sürekli yenilemeleri gerekiyor. Tolga, sürekli tazelemeleri gerekiyor. Ama şimdi tamam, çok kritik bir coğrafyadayız. Jeopolitik olarak fevkalade önem arz eden bir bölgedeyiz ama işte ekonomiden filan bahsettik. Benim kişisel kanaatim şu kardeşim. Hı hı. Türkiye'nin bir numaralı problemi ekonomiden önce mülteciler bana göre. Hı hı. Bu ülkenin, bu coğrafyanın demografik yapısını değiştirme adına bilinçli bir biçimde bu mültecilerin Türkiye sınırlarının içerisine konulduğunu, bakın açık ve net ifade ediyorum, konulduğunu düşünenlerden. Yani hani o dış güçler falan filan işte ekonomiyi batırıyor falan filan diyor. Değil. Değil. Onların hikayesi şu.
Yani planlarını 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık yapıyorlar. Nihai hedefleri hakikaten Türkiye'yi parçalayıp bölmek. Ama buna açılan en büyük kapı bana göre mülteciler konusudur. Herkes zannediyor ki kendi yaşadığı mahalleden ibaret Türkiye. Öyle değil kardeşim. Büyük fotoğrafa bakarsanız, doğru bakarsanız görürsünüz. Acilen halledilmesi gereken bir numaralı problem mülteciler problemidir bu ülkenin. Ekonomiyi bir biçimde hal yoluna koyarsınız. Bu insanlar geçmiş dönemlerde de krizler gördü vesaireler gördü. Eğer tencereyle bir iktidar değişecekse ilk değişecek iktidar bu iktidardı. Çok net. Ama milli güvenlik problemini önceleyen seçmen hayat pahalılığını, enflasyonu vesaireyi elinin tersiyle itti. Benim inandığım, güvendiğim mevcudu koruma. Bakın burası sahiden önemli. Mevcudu koruma. Yani elimdeki imkanları bu ülkenin mevcudunu koruma adına bu iktidara destek oluyorum dedi. Cumhur İttifakı. Peki siz şu ana kadar gördünüz mü siyasal iktidarın sığınmacı popülasyonunu sonlandırmak ya da azaltmak gibi bir projesi? Öyle bir açıklama vardı Sinan Oğan'la görüşülürken. Hatta bakanlık kurulacağı yönünde de söylemler vardı. Ama ki herkesin bir beklentisi vardı Sinan Oğan'ın bakanlığına dair. Kabine yani açıklandı ama böyle bir bakanlık öyle bir yok tabii. Bakanlık kurulacağına yönelik bir açıklama gelmedi dışarıda. Ay şöyle yani kurulabilir babında ifadeler kullanıldı. Dışarıda konuşuldu ama Sinan AK Parti'den vesaire işin içinde olmasının rahatlatıcı neyse, bir neden olduğu gündeme geldi. Evet, nihayetlendiriyorum. Ben zaten Tolga'nın sözünü kesmiştim haliyle. Burası yani Hulusi Akar'ı konuşuyorduktan daha önemli İsmail bana göre. Yani buranın altını ben şu dolma kaleminle çizmiş olayım. Ne söylemek istiyorsanız paşa konusunda buyurun devam edin. O Almanya menşeli kalem bu. Bu aşağı yukarı 15 yıl. İsmail Bey'le görüşmeyelim reklamlara gidelim çünkü. Şimdi ben Hulusi Akar'la ilgili tek bir cümle söyleyeyim. Ne demek istiyorum Metin abiye? Niye yerli milli mi? Dışlar bu yerli milli. Bu yerli milli. Ben iğneleme oradan. Yerli milli ve hediye Tolga'cığım bu. Yoksa sana hediye edebilirdim. Metin abi bir şöyle bir baksak. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi şimdiki mecliste sandalye sayısı 268. Evet. Diyelim ki sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sandalye sayısı 300 olsaydı Hulusi Akar'ı istifa ettirip Milli Savunma Bakanı yapar mıydı? Yapmazdı. Bence yapmazdı çünkü eksilir. Bak şöyle. Belki 305 olsaydı olurdu. Siyasette işte akşam yatıyorsunuz, farklı sabah kalkıyorsunuz. MHP buradan anlaşıldı. Şimdi öyle bir durum yok da. MHP yarın ters düştü. Dedi ki kardeşim bizim milli manevi politikalarımıza ayrılıyoruz, uymuyor. Ayrılıyoruz dediğiniz zaman ne yapacaksınız? Evet, sıkıntı. Evet. Büyük problem. 268-273'te kalacaksınız. Evet. Yani 300'ü geçmeniz gerekiyor. Yani söylediğimiz gibi aynı meseleyi konuşuyoruz. Eğer kısa AK olarak Parti, bir özetlerseniz. AK Parti istediği belki milletvekili sayısına ulaşmış olsaydı bu isimlerle devam ederdi. Bu isimler başarısız yok, olduğu için milletvekilliğine vesaire göndermedi. Tam tersi kendi alanlarında çok başarılı oldukları için seçimleri etkilesin diye illere gönderildi. Kayseri'ye bakın Sayın Hulusi Akar geldiğinde inanılmaz bir hava oluşturdu. Eğer Hulusi Akar olmamış olsaydı, mevcut isimler aday olsaydı belki bir iki isim, belki bugünkü milletvekillerine bile konuşmuyor olacaktık. Hulusi Akar çok başarılı bir bakanlık dönemi geçirdi. Söylediğimiz gibi hem milletvekilliği kriterleri hem de şehirleri etkilemek amacıyla böyle bir tasarrufta bulunuldu. Evet, tabii önümüzdeki günlerde Sayın Hulusi Akar Kayseri'ye zaman ayıracak mı, gelecek mi, ilçeleri tekrar gezecek mi, vatandaşın sorunlarını dinleyecek mi? Onları da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla ondan sonra daha geniş bir şekilde yorum yaparız. Sevgili izleyiciler, çok önemli konularımız var. Tabii milletvekilleri yemin ettiler. Mecliste Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ikisi de etti, iki tarafta etti. CHP'de biliyorsunuz Kayseri'de il başkanı görevinden ayrıldı. Kim olacak, kim göreve gelecek? Dolayısıyla AK Parti'de il başkanı Fatih Üzüm devam edecek mi, etmeyecek mi? Organize sanayide bir önceki yönetimin harcamalarıyla ilgili bağımsız denetçi raporları ortaya çıktı. Dolayısıyla çok arada ciddi rakamlar var. Bu rakamlar organize sanayideki sanayicilerimizin cebinden çıkan paralar. Dolayısıyla mevcut yönetim
bu raporlarla ilgili neden sessiz duruyor, neden kamuoyuyla paylaşmıyor, bunları da biraz sonra reklamlardan sonra konuşup değerlendireceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Dolayısıyla Kayseri gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz reklamlara geçmeden önce ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanı istifa etti ve şimdiki il başkanı, bundan sonraki önümüzde belediye başkanları, yerel seçimler var. Dolayısıyla yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı kim olacak? Nasıl, kimlerin ismi geçiyor kulislerde? Onu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Sevgili Tolgacığım, sen yakından takip ediyorsun. Dolayısıyla bugün Sayın Milletvekili Aşkın Genc'in de bir il başkanına veda ziyareti adı altında bir görüntüsü vardı. Sosyal medyada gördüm. Kendini istifa etti yoksa genel merkez nezdinde mi istifa etmesi istendi? Neler söylersiniz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Çetin Arık dönemine baktığımızda böyle hep küçük bir çerçeve içerisinde yönetiliyor şeklinde çok eleştiri almıştı. Yani Kayseri'yi tamamen açılan, üyelere tamamen açılan bir penceresi yok yönünde tartışmaların hedefindeydi. Yani buna biraz geniş bakmak lazım. Cumhuriyet'in en eski partisi, Cumhuriyet Halk Partisi maalesef Kayseri'de hiçbir zaman için o izlenimi veremedi. Ve dolayısıyla hiçbir zaman için toplumla buluşamadı ve barışamadı. Yani toplumsal muhalefeti hiçbir zaman için örgütleyemedi Kayseri'de. Tabii Ümit Özer'in iki dönem boyunca, yani yaklaşık 5 yıl koltuğu koruduktan sonra 2023 seçimlerinde 28. dönem parlamento üyesi olarak kendisini görmek istemesinden dolayı milletvekili aday adaylığı istifa etmesiyle birlikte bir kıyamet koptu parti içerisinde. Nasıl bir kıyamet koptu? Adil Demir biliyorsunuz ki partinin yönetim kurulu üyesiydi ve dolayısıyla yönetim kurulu kendi içerisinden başkan seçmesi gerekiyordu. Ancak iç tüzük şunu emrediyordu. Bir yönetim kurulu üyesi birden fazla, yani 3'ten fazla kere mazeretli ya da mazeretsiz katılmazsa ve dolayısıyla üyeliği düşer deniyordu. Ama üyeliği düşürülmedi ve oraya bir mazeret eklenmiş. O mazeretle birlikte Adil Demir 2 yıl boyunca hiçbir şekilde katılmadığı yönetim kurulu toplantılarından sonra il başkanı olarak seçildi. Tabii ister istemez buna parti içi muhalefet tepki gösterdi. Parti tabanının tanımadığı ve yönetim kurulu üyesi olarak toplantılara katılmadığı ve iç düzeyin hatırlatıldığı bir süreçte Adil Demir'in il başkanlığını kabul etmediklerini söylediler ve soluğu genel merkezde aldılar. Kimdi bunlar? Bunlar 11 tane ilçe belediye başkanı ve eski il başkanları. Gittiler, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuzkan Salıcı ile görüştüler. Oğuzkan Salıcı kendi içerimizde bir işte komite belirleyin, o komite bir il başkanı seçsin. Seçtiğiniz il başkanının ismini bana getirin, ben de atamasını yapayım diye bunları Kayseri'ye gönderdi. Kayseri'de tam da böyle oldu. Bir seçim yapıldı. O seçimle birlikte 3 isim, 4 isim yarıştı. O 4 isimden kazanan İncesu eski ilçe başkanı avukat Mustafa Devrim Demirtaş oldu. Tabii isim gitti oraya ama Sayın Salıcı atamayı gerçekleştirmedi. Atamayı gerçekleştirmeyince yeniden ilçe başkanları Ankara'ya gittiler. Ankara'da yeniden Oğuzkan Salıcı ile görüştüler. Oğuzkan Salıcı bunları bir şekilde ikna etti ve yeniden Kayseri'ye gönderdi. Ama bunların da bir şartı vardı. Dediler ki bunlar seçilebilecek yerden Ümit Özer ve Çetin Arık'ı listede koyarsanız biz teşkilatlar olarak çalışmayacağız dediler. Ve Çetin Arık listede yer almadı. Ümit Özer de seçileceği yerden gösterilmedi. Ve böylelikle hani tırnak içerisinde parti içi muhalefet kazanmış oldu. Şimdi bugün yani herkesin gözü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılacak MYK belirlenme sürecindeydi. Bugün MYK belirlendi. Dün parti meclisi toplantısı vardı. Yaklaşık 5 saat sürdü. 5 saatin ardından herkes şunu merak ediyordu. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı kim olacak? Bugün açıklandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu örgütü kendisine bağladı. Bu da çok şaşırtıcı bir şeydi. Soruldu kendisine de. Bu beklenen bir şeydi ve benim isteğim değildi, partimin isteğiydi dedi. Peki tek başınıza siz mi yöneteceksiniz diye sorulduğunda da hayır, ben bunu bölgelere ayıracağım dedi. Şimdi Kayseri'nin kaderini bölgeler belirleyecek. Nasıl belirleyecek? Şimdi iç tüzük şunu emrediyor. Diyor ki il başkanı istifa ederse, istifa etmesinin ardından yönetim kendi içerisinden seçer ama bir defa seçer. Şimdi bir defa seçim yapıldı. İkinci defa atama yöntemiyle olacak. Şimdi atama için isim var mı diye sorarsanız, kurultay yapılırsa, ki 39. kurultaya gidilecek bu arada. Kurultay yapılırsa kurultay için, yani il başkanlığına adı geçen isimler var. Milletvekili aday adaylığı ve milletvekili adaylığı yapan Ali Paşatan'ın ismi geçiyor. Yine eski il başkanlarından Mustafa Yanan'ın ismi geçiyor. Yine Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzoğlu'nun ismi geçiyor. Bu isimler şimdiden hani isimlerini bir şekilde
tartıştırmaya başladılar. Zemin oluşturmaya başladılar. Olabilir, bilmiyorum. Adil Demir niye istifa etti? Adil Demir zaten ilk geldiği günden bu yana şunu sürekli dillendiriyordu. Ben seçim kazanalım ya da kazanmayalım, seçime kadar partinin il başkanıyım ve ben seçim bittikten sonra kendi ticari işlerimin daha yoğun olacağını düşündüğüm için kendi enerjimi orada harcayacağım ve dolayısıyla ben istifa edeceğim demişti. Tabii istifa edeceğini söyledikten sonra parti içindeki yöneticiler baskı yaptılar gitmemesi yönünde ama kendisi daha herhalde ikna edici bir açıklamayla birlikte istifa edeceğini söyledi ve istifasını kabul ettirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı koltuğu boş ve alınacak kurultay kararı bekleniyor. Evet. Yani benim bu konuda söyleyeceğim şu, Sayın Kılıçdaroğlu evet teşkilatları kendine bağlamış. Bu son toplantıda onu anladık. CHP bu zihniyetini değiştirmediği müddetçe bir arpa boyu yol alma şansına sahip değil. Hı hı. Şuradan şuraya yani ulaşması namümkün, hı hı, öyle ifade edeyim. Bu teşkilat yapıları diğer şehirlerde de taşra bazında ifade ediyorum. Hı hı. Eğer Kayseri gibi ise %25 bandını hiçbir zaman, hiçbir koşulda, hiçbir biçimde aşması mümkün görünmüyor. Yani baştan aşağı yenilenmesi şart, hı hı, bence. Toplumla barışık politikalar üretmeliler. Bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Çıkarılması gereken dersler var. O dersleri çıkarırlar mı çıkarmazlar mı bilmiyorum ama şu ilk intiba, ilk izlenim bendeki, hiç de bu işlerden ders çıkarmamışa benziyorlar. Tabii ki kendi partinin iç işleri, benim de söyleyeceklerim bu kadar. Evet. İsmail Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa geçelim başka bir bence konuya. Bence ben de yeni bir ismin, yani daha önce il başkanlığı vesaire yapmış isimden daha ziyade yeni bir ismin görevlendireceği kanısını taşıyorum. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yerel seçimler var. Kısa süre içerisinde 10 aylık bir dilim var, evet. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunu çözmesi gerekiyor. Tolga Bey kurultay dedi ama ben biraz o sürecin... Yani çok çözmesi gereken problem yani var. Yani Kayseri'de bu değil. Bir yandan da geç kalınmış olur diye düşünüyorum. Tabii İyi Parti'de Sayın Sebahat Ataman'la ilgili kriz devam ediyor. Çünkü sosyal medya üzerinden partiyi yıpratacak, milletvekillerini yıpratacak Sayın Dursun Ateş'e hedef alan yönündeki açıklamaları. Dolayısıyla parti içerisinde de partiye gönül verenler tarafından da tepkiyle karşılandı. Aslında geçtiğimiz hafta çok güzel özetlemiştiniz. Evet. Bu sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kısır çekişme bir anlamda İyi Parti'de de yaşanması iyiye işaret değil. Değil biraz ki. Toparlanan partiyi tekrar geriye götürür. Ya şimdi şöyle, Sebahat Ataman'la Dursun Ataş aynı dönemde il başkanlığı ve vekillik yapmış isimler. Evet. Yani o zaman tam halkın anlayacağı şekilde ifade edeyim. Canım ciğerim moduyla hareket eden insanların bir anda siyasetin içinde düşman kardeşlere dönüşmesi çok akılla mantıkla bağdaşır bir tavır değil. Evet. Şöyle düşünelim, diyelim ki 14 Mayıs seçimlerinde İyi Parti Kayseri'den iki milletvekili çıkardı. Biri Dursun Ataş, biri ikinci sıradan da Sebahat Ataman gitti diyelim, varsayalım. Aynı şeyler olur muydu? Hayır, evet. Omuz omuza yol alıyorlardı. Şimdi listede kendinize yer bulamayacaksınız. İşte sıkıntılı bir süreç geçireceksiniz. Sonrasında da hakikaten İyi Parti'nin kuruluş sürecinden, bakın daha başlangıcından itibaren her platformun içinde olan Sayın Ataş'a karşı böyle bir yaylım ateşine girmek. Dün il başkanıyken niye aynı eleştirileriniz yoktu? Niye tam tersi sayın vekil, sayın vekil diye peşinde koşuyordunuz? Ne oldu yani? Listeye giremeyen siyasette, bakın AK Parti'de bu yok. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en büyük özellik, geçtiğimiz haftalarda da ifade ettim, kol kırılır yen içinde kalır gibi bir anlayış. Yani katıksız bir biçimde o inanç örgüsüne hizmet etmeyi hedefliyor insanlar. Ama İyi Parti'ye bakıyorsunuz, listeye giremeyenler ya parti değiştiriyor ya olmadık çığlık atıyor. CHP'de buna benzer şeyler var. İşte İyi Parti'de var. Diğer partilerde var. Var oğlu var. Yani bunlar siyasetin içinde olmaması gereken şeyler. Ve
Demek ki şunu anlıyorsunuz, parti programıyla bağlantılı bir tavır tarzı yok. Kişisel menfaatler var. Kişisel menfaatler bozulduğu zaman, hadi bakalım yandı gülüm keten elva misali, herkes herkese saydırıyor, giydiriyor. Hikayenin özü bu. Bakın işte yani düne kadar partisi adına övgüler dizen, listede yer bulamayınca istifa edip çekip gidenler mi istersiniz, başka şeyler mi görürsünüz? Ha şu var, İyi Parti burada bir yanlış yapmış mıdır? Yapmıştır ama bunun müsebbibi asla ve kat'a Dursun Ataş olmamıştır. Bunu Kayseri'deki cümle alem biliyor. Yani bu liste Sayın Ataş'ın listesi falan filan değildi. Ve bu nedenle eleştirilecek en son insan Dursun Ataş. O belki zaman şöyle genel başkanı mı eleştirmesi lazım? Ya genel başkanın da tabii ki eleştirilecek tarafları var. Ben aynı görüşteyim. Bugün, eğer Kayseri'deki Kazım Yücel çok sert sözlerle eleştiriyor. İsmailciğim şimdi Kayseri'de bu listeye evet diyecek bir, bakın kimse İyi yok. Partili demiyorum. Evet. Bir herhangi bir siyasi bulabilir misiniz, getirebilir misiniz bana? Bu makul bir listeydi kardeşim diyebilecek bir Allah kulu çıkmaz. Yok. Ha bu sebeple yani elbette teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı ve tabii ki genel başkan bu imza atılan bu listenin hesabını bir biçimde vermek durumunda. Yani siz diğer şehirlerde de bu ve buna benzer bir liste yaptıysanız İyi Parti'nin oyu 1 miligram niye yukarı doğru hamle yapmadı diye düşünmenize gerek yok. Müsebbibi sizsiniz kardeşim. Yani bu liste anlayışıyla ancak bu kadar olur. Aldığı oy oranı 5 yıl önce 5 yıl sonra neredeyse birebir aynı. Bir vekil fazla çıkardı bildiğim kadarıyla diğer seçimlere göre. Yani 2018-2023 arasında bir vekil. O da belki ve, şu donk sistemi. Evet, oy oranı da hemen hemen aynı yani milimetrik olarak belki 0.1 puan 0.3 puan. Yani bakıp görebilirsiniz. O bu sebeple ben bu tartışmaları sığ, yetersiz, kişisel çıkarları önceleyen, saçma sapan, absürt, dün iyi dediğiniz ve il başkanlığı yaptığınız partinin içinde şimdi kalkıp da ahkam kesmeyi yani abeste iştigal olarak görüyorum kardeşim. Yani Şabati Bey'in de siz çok güzel özetlediniz. Sonuçta il başkanı sıfatını... Beraber birlikte yürüdünüz. Sıfatını almışsınız. Siyaset yapıyorsunuz. Sizin için çok büyük bir onur olması gerekiyor. Çevredindeyseniz, siyasette var olduysanız İyi Parti sizi bir noktaya taşımış. Bir de askeri ve disiplinden gelen bir insansınız sonuçta yani. Sizi o noktaya taşıyan insan Sayın Dursun Ataş. Bugün siz çıkıp da sizi evet, o noktaya belli bir noktaya getiren insanı eleştiriyorsanız yani burada yanlış anlamayın, kusura bakmayın, sizde bir sorun var yani. Tabii canım, bir de kendinizi bakın, Doğan sorgulayın. Bey, özellikle AK Parti'de Cevdet Yılmaz herhalde milletvekili değil de 5 yıldır neredeyse belki partiye gidip geliyordu. Bir görevi yoktu ama bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı i̇şte yardımcı ortamı. Hiçbirini göremezsiniz. Tabii yani Sebahat Ataman bugün belki atanabilecek ya da görev alabilecek alanların bile önünü bir şunu şekilde kapatmış miydiniz? Oluyor. İşte yani fikir yürüterek gitmek lazım. Velev ki Millet İttifakı seçimi kazandı, iktidara geldi. Aynı eleştiriyi yapabilecek misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Ya çünkü ihbal bekleyeceksiniz. Bu eleştiriyi evet, niye yaptığınızın da tabii ki önemi var. Tabii dediğiniz ki gibi. Yani şimdi siz kendi bireysel çıkarlarınız, menfaatlerinizi korumak için mi bu eleştiriyi getiriyorsunuz? Yoksa gerçekten memleketi koruyup kollamak, onun menfaatini düşünmek için mi bu eleştiriyi getiriyorsunuz? Şimdi siz milletvekili adaylığında atıyorum ikinci ya da üçüncü sırada olsaydınız aynı eleştiriyi getirebilecek miydiniz? Ya da seçilmiş olsaydınız milletvekili olarak Ankara'ya gitmiş olsaydınız aynı eleştiriyi getirecek miydiniz? İşte buralara yani bakmak lazım. Peki niye Tolga, siz bu eleştiriyi yaparken bir kere susup da ya burada mücadele etmek gerekiyor. Hadi diyelim ki tırnak içerisinde Dursun Ataş'la bir husumetiniz var. Dursun Ataş'la da mücadele etmek gerekiyor diyerek niye mücadele bayrağını devam ediyorsunuz? AK Parti'nin içinde de birbirlerinden haz etmeye milletvekillerini bir hatırlayın. Bir sürü var. İşte biraz önce özetledik. Yani, Hulusi Akar mı, Mehmet Öztürk Sekin mi? Ondan öncesinde de vardı. Bile geldiğinizde, birbiriyle mümkün olduğu kadar konuşmayan insanlar vardı. Şimdi siz yani mücadele üzerinde kurulmuş bir siyasi hareketin içerisindesiniz. Yani muhalefet sorumluluğunu üstlenmişsiniz. Demek ki bu harç tutmamış. Siz Tolga, mücadele ruhundan uzaksınız. Evet, hatırlattığınız aynen hatırlattığınızda bir yer var. Siz militarist bir yapıdan geliyorsunuz. Evet. O hiyerarşiye sahip olamamışsınız demek ki. Yani. Evet, hiç oradan yani almanız gereken hiçbir şey almamışsınız. Bu size de zarar verdiği gibi partiye de zarar veriyor. Yani dolayısıyla Dursun Ataş'a bu saatten sonra bir zarar şey veremezsiniz. Evet. Bir şey olmaz ki. Evet. Evet. Şimdi geçelim bir başka konuya. Tabii
Organize sanayide biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde Yeni Doğan gazetesinde sevgili İsmail Bey'in manşetten duyurulmuş olduğu önceki dönem yönetimin yaptığı harcamalarla ilgili mevcut yönetim bağımsız denetçi tarafı raporlarını açıklamadı. Dolayısıyla biz gazeteci olarak bu raporlarda önceki dönemin yöneticileri nasıl bir harcama yapmışlar? Bunu bağımsız denetçi raporlarına ulaştık. Dolayısıyla raporlardaki rakamlar inanılmaz korkunç rakamlar. Bunlar hep sanayicinin cebinden çıkan paralar. Dolayısıyla bir yeri bir insanlara emanet ediyorsunuz. Niye emanet edersiniz? Yani burayı iyi koruyun, kollayın, gözetleyin diye. Kendi malınız gibi buradan bir bardak suyu bile içerken israf etmemek adına gayret gösterin dersiniz. Ama burada ne olmuş? Bağımsız denetçi raporlarına baktığımızda GES ihalesinden zararlara açıklıyorum, söylüyorum, ifade ediyorum rakamları. 6.5 milyon dolar yani Türk parası değil 6 milyon dolar. 6.5 milyon dolar. Dubai projesini hep konuştuk, çok tartıştık burada. Sevgili Metin Bey, Tolga Bey, bizler, sanayiciler gerek yok bu projeye dendi. 14 milyon dolar buradan zarar edilmiş. Yani bunlar hep bağımsız. Doğru işletilse belki kar edilir. Yani mantık iş nedir? Yapmak için Atletik Spor kulübüne sponsorluk anlaşması yapılmış. 120 bin dolar. Evet. Kredilerin faizi ise 3 milyon 600 bin dolar. Yani TL'ye çevirdiğimizde 24. Yok. 24 milyon dolar. 220. Toplam evet. 24 milyon dolara burada rakam 24 milyon ulaşıyor. Aşağı yukarı 500 milyona denk geliyor. Değil mi? Tabii. Yanlış yapmadım burada ben. Şimdi mevcut yönetim... Yok, daha fazladır. 500 milyardır. Ben bizim rakam... Milyon. Ben burada şimdi mevcut yönetimin Sayın Mehmet Yalçın'ın bu bağımsız denetim raporlarını neden niçin açıklamıyor? Burası aslında çok merak edilen bir konu. Sayın Mehmet Yalçın gerçekten yönetimiyle birlikte düzgün, dürüst, güler yüzlü ve şeffaflık anlayışıyla da göreve geldi. Dolayısıyla sanayiciler size burayı güvenmiş, teslim etmiş. Geçmiş yönetimle ilgili de genel kurullarda çıktınız. Yapılacak harcamalarla, geçmişteki yapılan harcamalarla ilgili, yatırımlarla ilgili ne kadar zararı var yönünde bununla ilgili bağımsız denetçilere görev vereceğinizi söylediniz. Görevi verdiniz ama Sayın Mehmet Yalçın neden, niçin bu raporları kamuoyuyla paylaşmıyor? Yani mevcut yönetimi mi kollamak istiyor? Yani o insanlarla kötü mü olmak istemiyor? Bir tarafta sanayicileri, burada bir vebal var. Sayın Mehmet Yalçın'ın bunu açıklaması lazım. Gereğini de yapması gerekiyor. Mesela bence programa da bağlanması yani gerekiyor. Cevap hakkında Sayın evet. Mehmet Yalçın bizi izliyorsa, biz yanlış düşünüyor evet. isek, yanlış cümle kurmuş isek, hayır doğrusu bu sizin konuştuğunuz gibi değil diyebilir. Bağlanıp cevap hakkını böyle bir rapor yok diyebilir. Böyle bir rapor da yok diyebilir. Evet böyle bir rapor var. Artık bunu kamuoyuyla paylaşacağız, şu gün paylaşacağız, bugün paylaşacağız da diyebilir. Ekran açık. Sayın Mehmet Yalçın'a da buradan çağrı yapalım. Şimdi İsmail 22 ile çarparsan doğru rakamı bulursun. Orada çok uğraşıyorsunuz. Evet, yok, İkiniz ben, birden. Şeye, yani 500 küsür eder. Küsüre ben çarpmadım ama 22 ile çarparsanız milyon, çıkar. Milyon. Milyon evet. milyon. Yani aşağı yukarı 500 milyon filan. Evet, yani büyük bir rakam. Şeye bakıyorum. Bu manşeti yapınca Mustafa Özgür Kılıçarslan selam olsun burada Amerika'da herhalde ya da İstanbul'da gördüm çocuklarıyla maça gelmişti. Daha önce biliyorsunuz Tahir Nursaçan'ın karşısına aday olmuştu Mustafa evet. Özgür Kılıçarslan. O kendisi de o dönem yaptığı basın açıklamasını da bana atmıştı gazeteyi duruma koyunca. 7 ya da 13 yıl oldu hatırlayamadım ona bakıyordum. Şimdi Bekir Kiracıoğlu şimdi burada defaatle programa da çıktı konuştu. Yani birçok insan yani evet. buna dair ben katkı olsun diye. O dönemde kasamızda 40 milyon TL mi 40 milyon dolar mı yok diye bir açıklama yapmıştı. Yıllar beni haklı çıkardı diye bana mesaj atmıştı onu bulamadım.
Buradan selam olsun. Tabii ki Sayın Mehmet Yalçın göreve geldiği andan itibaren her şeyin şeffaf bir şekilde işleneceğini ve artık sanayicinin işine bakacağını vesaire söylemişti. Ama bugün geldiğimiz noktada 24 milyon 220 bin dolar gibi bir zarara uğratılma durumu var. Bunun mutlaka kamuoyuna açıklanması lazım ki biz açıkladık. Yalan değil bu haber. Net bir şekilde elimizde belgeler de var. Sanayicinin hakkını mutlaka korunuyor olması lazım. Kayseri sanayicisi artık o tartışmalar geride bıraktı ama şu olmaması lazım. Yani sorgusuz, sualsiz biz parayı harcadık, paralar harcanmış. Bunun hesabını kimse sormuyorsa bu Kayseri sanayicisine bir hakaret olur. Yani gelen istediği parayı harcasın hesap vermeden çekip gitsin, bu doğru bir yaklaşım bir değil. Bir de suçun üstünü kapatmış olursunuz, evet. Görevi kötüye kullanmış olursunuz. Yani siz kapattığını zannedersiniz yani... ama biz bir şekilde ulaştık. Bakın tabii bugün ki. Manşetimize koyduk, bugün ekranlarda Sayın konuşuyoruz. Sayın Mehmet Yalçın beni arıyor ama ben arkadaşlara yayın masasına evet. Telefon iletişim bilgilerini tabii atayım. Tabii biz soralım, cevaplasın Sayın Başkan. Orada Sayın Başkan konuşsun. Evet. Dolayısıyla Sayın Başkan'la yani ilgili... yargı tarafı nasıl işleyecek, yani yargı süreci nasıl işleyecek, bu mahkemeye iletildi mi bu raporlar? Bundan bunlar sonraki kasıtlı süreçleri... olarak zarara uğratılma mı yoksa proje tutmamış zarara mı uğramış, bunlar da mutlu. Yani onun altında şimdi bir daha işe, neler var? Evet, evet. Bir işe çıkarsınız, istediğiniz hesap tutmayabilir, zarar edebilirsiniz. Ama ortada rakamlar diye, korkunç. Yani buna bir şey diyemem ama net bir şekilde eğer kötü niyet varsa... Buradan evet. Sanayicinin parasını alalım, bir şekilde orada bir şey yapıyormuş gibi gösterip de bu parayı iç edelim derseniz bunda kasıt vardır. Evet. Bunu mutlaka sanayiciler hesabını sorması gerekir. Eğer böyleyse ama net şekilde Sayın Yalçın'ın da kamuoyuna açık ve net bir şekilde şeffaf arkadaş, bir şekilde açıklama yapması lazım. Arkadaş şimdi burada rapor var mı? Var. Rapor var mı? Rapor ne diyor? Zarar. Zarar diyor. Burası OSB zarara uğratılmış diyor mu kardeşim? Evet. Yapılması gereken şu, bunu çıkacaksınız, kamuoyuyla paylaşacaksınız ve yetinmeyeceksiniz. Bu raporları da alıp yargının önüne bırakacaksınız, mahkeme hesabı görecek. Yani bunun prosedürü bu. Ama siz bunu yokmuş gibi varsayarsanız, olmamış gibi hiç kimseyle paylaşmazsanız ve yargıya götürmezseniz büyük vebaliniz var demek. Sayın Nur Sayçan... 3 aylık dönemlerle görevden uzaklaştırılmıştı değil mi? Evet. O ne oldu? O konuda bir gelişme yaşandı. Yani hiçbir evet. Şeyden haberimiz yok. Bakanlık Sanayi, evet. Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı bu uzaklaştırmayı yapan bakanlık değil mi kardeşim, evet, Sanayi aynen. Bakanlığı? 3 yani bak burada bir rapor var. Uzaklaştırılan bir isim var ve uzaklaştıran da bakanlık. Demek ki bir şeyler var. Hani diyordu ya o hiçbir şey olmasa da bir şeyler olmuştur diye. Bir şey olmasa da bir şey yoksa da bir şey olmuştur. Evet yani bu ortada veri var, rakam var, rapor var. Buna rağmen görmedim, duymadım, bilmiyorum gibi bir tavır sergilemeyi ben doğru bulmam. Yani evet. Hak adına, adalet adına bunu doğru bulmam. Sayın Başkan da bağlanırsa kendisine aynı şeyleri sorarım. Evet. Açık yani... açık. Şimdi Sayın Başkan beni arıyor. Arkadaşlarımız yayın masası, Sayın Başkan'ı arkadaşlar bağlayın. Sayın Başkanımızın yayına bağlansın. Bağlansın. Bağımsız denetçi raporları ne demiş? Ne demiş? Evet. Bağımsız denetçi raporlarını neden açıklamıyor? Rapor böyle bir rapor. Sizin olacak. Yayınladığınız raporda bir farklı bir durum var mı? Evet. Kendi ellerindeki hazır raporlar. Hazır mı arkadaşlar? Sayın Başkan hattımızda mı? Evet. Sayın Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğan Bey. Sesim geliyor mu? Evet geliyor efendim. Gayet güzel geliyor. Sayın Başkan biraz önce biz konuştuk, ifade ettik ama sizin güler yüzlü, sıcakkanlı bir yapınız olduğunu, dolayısıyla sanayicilerin sizi oraya emanet ettiğini, o çok ciddi anlamda bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapıyorsunuz. Geçmiş yönetimle ilgili yapılan bağımsız denetçi raporlarını çok dudak uçuklatıcı rakamlar var. Bu herkesin, sanayicinin parası. Biliyorsunuz siz de bu işlerde çok hassassınız. Bağımsız denetçilerin bu raporu gerçek mi efendim? Şimdi öncelikle Doğan Bey, stüdyodaki konuklarımıza, ekran başındaki izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar, teşekkürler. Şimdi öncelikle tabii televizyon programınızı izliyorum.
tabii konuşmalara da vakıf olduk. Göreve geldiğimizde Doğan Bey, biz yönetim kurulu ve başkan olarak şunu yaptık. Daha önceki dönemden, Tahir Nursaçan döneminden meydana gelen bir sürü olaylar, bir sürü müfettiş raporları, Sayıştay raporları var idi. Tabii biz de sanayicimiz bize teveccüh edip göreve geldikten sonra biz de dedik ki komple A'dan Z'ye bu organize sanayi bölgesinin röntgenini çekelim. Komple demirbaş sayımı yapalım. Denetçileri biz getirdik. Doğan Bey. Denetçileri getirdikten sonra incelenmesini istedik. Komple incelemeler hepsi yapıldı. Bizim açıklamama gibi bir niyetimiz olsaydı biz kesinlikle denetçileri, müfettişleri getirmezdik. Tabii bu denetçi raporları son şeklini aldı. Hatırlarsanız Doğan Bey, televizyon evet. programında Ramazan ayında siz bana sormuştunuz. Dubai ile ilgili zararı var mı OSB'nin diye. Evet. Ben demiştim ki evet belirli bir zararı var ama şu anda rakam vermek istemiyorum demiştim. Hatırlıyorsunuz evet. değil mi? Evet, evet efendim. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz bu müfettişleri getirip bu denetimi yaptırdıktan sonra Sanayi Bakanlığımıza bütün yaptığımız her şeyi A'dan Z'ye ne yapalım diye görüşlerini alırız. Yazılı şekilde sorarız Sanayi Bakanlığına. Neden Sanayi Bakanlığına sorarız? Çünkü biz organize sanayi bölgesi yönetimi olarak, organize sanayi bölgesi olarak Sanayi Bakanlığına bağlıyız. Onların görüşünü almadan, bilgilerine başvurmadan hiçbir şey yapamayız. Tabii biz Sanayi Bakanlığına bu denetçi raporunu ne yapalım diye sorduğumuzda Sanayi Bakanlığındaki müdürlerimiz dedi ki Sayın Başkan, öncelikle dediler Dubai ile ilgili bütün ilişkilerinizi hukuken komple bitirin, kapatmayı yapın. Ondan sonra zaten biz bu raporu sizden isteyeceğiz dediler. Ama sizden rica ediyoruz. Ondan önce kesinlikle hiçbir açıklamada bulunup zan altında kalmayın. Bizi de bırakmayın dediler. Biz bundan dolayı tamamen Dubai ile resmi olarak bütün sözleşmelerimizin feshedilmesi noktasını bekliyoruz. Evet. Şimdi raporu var mı efendim? Tabii denetçiler tarafından bir rapor oluşturuldu. Lakin Dubai ile ilgili aramızda garantör olan kim? Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ilgili son noktamız var. Teminatlarımız yine hep komple, yani OSB'nin verdiği göreve geldiğimizde 6 milyon 850 bin dolarlık teminat mektubumuz vardı. Kim? Türkiye İhracatçılar Meclisi Dubai'deki Arap şirketiyle OSB'miz arasında garantör kurum. Evet. Biz ama sonuçta bu, Sayın Başkanım, rapor bir şekilde bizim açıkladığımız raporlar, rakamlar doğru değil mi? Yani tam doğru olarak söyleyemeyiz ama aşağı yukarı yakın rakamlar var. Peki siz tam rakamı ifade eder evet. misiniz? Sayın Başkan, tam rakam Buyurun. Nedir? Yani OSB, yani hem sanayici şunu merak ediyordu hem de bizi izleyen vatandaşlar. OSB zarara uğratılmış mıdır? Uğratılmışsa ne kadar uğratılmıştır? Siz eğer zarara uğratılmışsa bu raporlar sonucu adli makamlara bu raporları ulaştırıp suç duyurusunda bulunacak mısınız? Şöyle söyleyeyim, biz bu raporları teftişler araştırırken biz biraz önce de söylediğim gibi Sanayi Bakanlığı'na görüş sorduk. Biz ne yapalım diye. Onlar da tüm komple anlaşmaları, sözleşmeleri feshedip bitirdiniz mi, ilişkiyi kestiniz mi dediler. Biz de dedik ki şu anda son şeylerimiz kaldı, rutuşlarımız. Onları da halledip kimle olan bir şeyimiz var. Arada garantör kurum olduğu için o sözleşmemizi bitirmeye çalışıyoruz dedik. Sanayi Bakanlığı da biraz önce söylediğim gibi komple her şeyinizi kapatın resmi olarak. Ondan sonra zaten biz bu denetçi raporunu sizden isteyeceğiz dediler. Peki hala şunu anlamaya çalışıyorum. Siz yalnızca
Dubai üzerinden gidiyorsunuz. Elbette o raporların içinde Dubai'nin dışına taşan bize yansıyan GES var. GES dışında Atletik da spor evet, var. Atletik spor var. Ona benzer bir sürü kalem var. Yani siz bir tek konu başlığı üzerinden gidersek yanılgıya düşmüş oluruz. Yani totaline baktığınız zaman siz önünüzdeki rapordan ne görüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz burada denetçilerimiz organize sanayi bölgemizi denetlerken A'dan Z'ye bütün her şeyin denetlenmesini istedik. Evet. Yani Dubai'yi incele, diğer tarafı işte GES'i, ondan sonra yapılan inşaatları inceleme, başkasını inceleme demedik. Burada evet, komple A'dan Z'ye bütün hesaplara vakıf olunmasını, incelenmesini istedik. Ona göre önümüze bir rapor çıkarttılar. O rapor ne diyor efendim? O rapor ne diyor? Biz de onu merak ediyoruz. Şöyle o raporun totalinde yani toplamında ne var? 24 milyon dolar mı? Şöyle söyleyeyim, bu beni bağlayıcı olmasın. Şu anda evdeyim. Yanlış bir kelam da bulunmak yok, 24 değil 25 diyebilirsiniz yani. Yok. Şimdi o rakamlara yakın bir rakam teftiş raporumuzda görüküyor. Yakın 23. Dersem, ben kanun nezdinde yanlış, yalan konuşmamış oldum. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi çok ciddi bir rakam var ortada. Tamam, sistemi bekliyorsunuz ama bu süreç uzayacak. Artık bu kamuoyuna da sızdı bu raporlar. Bizler konuşuyoruz, gazetelerde yazdık, sosyal medyada paylaşıldı. Sizin açıklamamanız bir anlamı taşıyor mu ki? Şimdi Doğan Bey, şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Şimdi teftişi yaptıran bizi. Açıklamayacaktık. Niye teftiş yaptırdık? Niye demirbaş sahibi yaptırdık? Biraz önce de konuşmamda söylediğim gibi biz yönetim olarak göreve geldik. Biz göreve geldiğimizde bu kurumu idare ederken ilerleyen süreçte başkalarının yaptığı hatalardan biz sorumlu olmak istemedik. Ondan dolayı A'dan Z'ye organize sanayi bölgemizin röntgenini çektirdik. Bizim derdimiz buydu. Bu amaçla yaptık. Size bir siyasi baskı yok değil mi? Yani bu raporlarla ilgili açıklama yapmayın, kamuoyuyla paylaşmayın diye bir siyasi baskı var mı? Asla böyle bir siyasi baskı olmadı. Sadece biz amiyane bir tabir, patronumuz Sanayi Bakanlığı'ndan görüş soruyoruz. Onlar ne görüş bildirirse biz usulsüz, sıkıntılı duruma düşmemek için onların belirttiği görüş dairesinde hareket ediyoruz Doğan Bey. Peki şunu da sorayım Tolga. Bu röntgeni çektiniz, onu anladım. Röntgen de sizin karşınızda duruyor. Yalnızca bizim saydığımız dört konu başlığı mı var? Yoksa alt metinde başka bir şeyler daha okumalı mıyız? Hayır, sadece yani kayda değer meblağ yüksek olduğu için bunlar denetimde süzgece incelemeye takıldı. Aşırı harcama olarak takıldı. Bunlar var. Anladık. Peki bir kredi faizi var. Bu ne kadar bir kredi kullanılmış ve bu kredi niçin kullanılmış ve bu kredinin taksitleri var mı? Siz göreve geldikten sonra kasada ne kadar vardı? Kredi kullandınız mı sizde? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz bunu Nisan 28'de Mali Genel Kurulumuz oldu. Evet. Nisan 28'de Mali Genel Kurulumuzda sanayicimize biz şunu söyledik. Dedik ki eksi bakiyede aldığımız, bankalara kredi borcuyla devraldığımız organize sanayi bölgemizi 12-30 itibariyle bütün kredi borçlarını sıfırladık dedik. Evet. Ondan sonra 3. ayın 3-30 itibariyle 70 milyona ulaştık. 4. ayın 28'i itibariyle, yani Mali Genel Kurulu'nun yapıldığı tarih itibariyle kasamızda 150 milyon paramız vardı. Ve bunu söylerken de sanayicimize de şunu söyledik. Ve orada da sanayicimizin büyük teveccühünü gördük. Asla dedik bir kuruş kredi çekmedik. Asla bir kuruş borcumuz yok. Tertemiz gidiyoruz. Eksi bakiyede aldığımız organize sanayi bölgesini şu anda artı bakiyede güzelce tasarruf yaparak
fuzuli harcamalardan arındırarak, fazla çalışanlardan arındırarak şeffaf bir organize sanayi bölgesi haline getirdik dedik. Ve bunun karşılığında da sanayicimiz bizi canı gönülden alkışladı ve tebrik ettiler. Evet. Sayın Başkan İsmail Şahin, siz bu bağımsız denetçileri bir kasıt olduğunu düşündüğünüz için mi çağırdınız? Bu bir. İkincisi, ortaya çıkan raporda bu harcamalar, yani bir ticari iş düşünün. Sizin de işletmeniz var. Bir işe giriyorsunuz. O işi bazen istediğiniz gibi sonuçlanmıyor. Zarara uğrayabiliyorsunuz. Bu yani bizim söylediğimiz rakamlara yakın ortaya çıkan zarar kasıtlı olarak mı ortaya çıkartılmış? Bilinçli olarak bir para aktarımı var. Raporlar size ne söylüyor? Raporlar bizim elimizde. Biz kamuoyuna açıklamadık. Sizi bekliyoruz. Siz açıklarsanız bizi de kendimiz kıyaslayacağız diye düşünüyorum. Bir kasıt söz konusu mu orada? İsmail Bey, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biraz önce de söyledim. Yönetime yeni geldik. Yeni yönetimiz. Şimdi bir sürü olaylar meydana gelmiş organize sanayi bölgemizde. Müfettiş raporları hazırlanmış, Sayıştay evet. raporları hazırlanmış. Bir sürü işte televizyondur, Osmanlı Odası'dır, başka şeylerdir. Bir sürü şahide var. Siz yönetime geliyorsunuz. Şimdi siz buruyu A'dan Z'ye komple incelemezseniz Allah muhafaza yarın görevimiz devam ettiği süreç sonunda hırsız tutulmak gibi bir duruma düşeceğimizi biz yönetim Aynen. olarak görüştük. Evet. Doğru mudur İsmail? Doğru, doğru. A'dan Z'ye biz dedik burayı komple bir check-up yaptıralım, röntgenini çektirelim. Elimizde ne var dedik. Kısaca şunu örneğini vermek istiyorum. Biz göreve geldiğimizde hemen komisyon oluşturduk. İçerisinde de avukatımız, 3 tane de birim müdürümüz. 4 kişiler toplam. Bu komisyona dedik ki birim müdürlüklerini teker teker geziyorsunuz. Gözünüzle görüyorsunuz, tespit ediyorsunuz. Demirbaş sayımını yazıyorsunuz. O birim müdürlüğündeki demirbaşları tespit ettikten sonra o birimin müdürüne de imza attırıyorsunuz dedik. Hı hı. Yani Kayseri'ye, dolayısıyla Türkiye'ye mal olmuş bir organize sanayi bölgesi haberlere çıkmış, hatırlayın. Evet. Şimdi böyle bir kurumu devralıyorsunuz. Siz burayı A'dan Z'ye incelemezseniz, tespit etmezseniz yarın Allah muhafaza biz buraya Allah rızası için hizmet etmeye geldik. Organize sanayi bölgemizi sıkıntılı durumdan kurtarmak için geldik. Yarın pekala hırsız da tutulabilirdik. A'dan Z'ye incelediniz. Kasıt başkanım, var mı başkanım? Ya şimdi İsmail Bey, insanların kalbini yararak biz kalbindeki olanı bilemeyiz. Ama harcanan meblağlar çok yüksek olduğu için bu rakamları gördüğümüz için üzülüyoruz bir sanayici evet. olarak. Sayın Başkanım, bu raporları bakanlığa gönderdiniz mi? Yani bağımsız denetçinin raporlarını. Doğan Bey, şu anda biz daha önce Sanayi Bakanlığımızda yazı ile görüşlerini sormuştuk. Sanayi Bakanlığımızda komple resmi olarak kapadım, ondan sonra bize gönderin demişti. Bizim patronumuz. Ne zaman kapanır başkanım? O zaman bu süreç uzar. Sanayicinin kafasındaki soru işareti kalmasın. Siz de biraz önce dediniz ki burada biz geçmişe doğru bir röntgen film çektik. Neden çektik? Bu veballi iş dediniz. Şimdi gelinen noktada bu konuşuluyor, söyleniliyor. Daha bakanlığa gitmemiş. İşler bitsin evet. derseniz bu süreç belki de 3-4 ay daha uzayacak. Sonra araya hatırlı siyasiler girecek. Ya zarar görmesin arkadaşlar denecek. Belki yönetim içerisinde bir iki arkadaş size karşı çıkacak. Şimdi kesinlikle Doğan Bey, öyle karşı çıkan veya siyasi baskı yapılan herhangi bir durum yok. Biz buraya, ben devamlı bunu yönetim kurulumda da söylerim. Biz burada birilerini aklamak için gelmedik. Ne gördüysek, önümüzde ne konduysa, ne gerçek olan ne varsa biz bunları açıklamakla mükellefiz. Yani biz hiçbir şeyin vebalini üzerimize almak istemeyiz. Bizim orada tek bir derdimiz var. Biz sanayici olarak
organize sanayi bölgemizi güzel bir yere, güzel bir konuma getirmek ve bu yolda da çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Organize sanayi bölgesi olarak yine ekranlarımızdan iddia ediyorum. Bir kuruş kredi borcumuz yok. Kredi borcumuzdan hariç bir kuruş başka bir kuruma borcumuz yok. Kredi çekmedik. Gayet şeffaf, net istişare ederek giden bir yönetim kurulumuz var. Şunu söyleyeyim Doğan Bey. Yönetim içerisinde kararları nasıl alıyorsunuz? Bizde yönetim... Oylama mı oluyor? Nasıl? Oylama üzerinden mi gidiyorsunuz? Tabii bizdeki asıl şey yönetimdeki ana metodumuz istişaredir. Peki bunu oyladınız mı? Kamuoyuyla paylaşalım ya da bakanlığa gönderip göndermeyelim diye. Şimdi öyle bir oylamamız olmadı ve şunu da söyleyeyim. Yönetimimizde biz başkan olarak tek vücuduz, tek düşüncedeyiz. Hiçbir farklı şeyimiz olmaz. Ekip halinde çalışıyoruz. Şunu da ilave etmek istiyorum sevgili Doğan Bey. TİM'den Türkiye İhracatçılar Meclisi şöyle 2-3 hafta gibi bizi de İstanbul'a bekliyorlar. Bu konu hakkında bir görüşmemiz olacak. Son noktayı koyacağız. Son noktayı koyup resmi de bütün anlaşmalar, sözleşmeler TİM bize garantör kurum olduğu için Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin Dubai'deki ticaret merkeziyle alakası kalmamıştır dediğinde biz bu raporları elbette ki Sanayi Bakanlığımıza göndereceğiz Doğan Bey. Evet, bu özellikle GES'te çok ciddi bir zarar var. O dönem organize sanayisine sahip çık platformu vardı. Evet. Bu platformda bu ihalenin iptal edilmesi nedeniyle gündeme getirmişti. Doğru mu efendim? Doğrudur Doğan Bey. Peki buradaki zarar o dönem yöneticilerden tahsil edilecek mi? Onu tam ben bilmiyorum. Benim sadece başkan ve yönetim kurulu olarak görevimiz sanayicimiz bize ne söylerlerse, neyi yapmamızı isterse biz orada sanayicimizin temsilcisiyiz. Onlar ne derseler biz onlara uyacağız. Sayın Başkan, biraz önce siz konuşmanızın arasında ifade ettiniz. Gördüğümüz rakamlar üzerinde şaibeler var dediniz. Bunu yani siz de ikrar ediyorsunuz. Şaibeler var derken ben yani şahide sizin ifadeniz efendim. Biraz önce konuşurken sizin ifadeniz. Bakın tamamen sizin ifadeniz üzerine kuruyorum cümleleri. Yani gördüğüm rakamlar üzerinde şaibeler var, üzüldük dediniz. Yani bunları görmenize rağmen hala neyi bekliyorsunuz? Ben bu TİM'i anladım da başka neyi bekliyorsunuz onu anlayamadım. Yani ben direkt olarak siz hukuki yola başvuramıyor musunuz? Israrla şunu söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce İsmail Bey zannederim, İsmail Şahin Bey soru sordu. Evet. Dedi ki siz bunların burada art niyetli olduğunu düşünüyor musunuz dedi. Evet. Ben de dedim ki yani haliyle kalbini yarıp bakamayız ama rakamlar yüksek. Şaibeli olarak yani söylediğiniz rakamları ben şu anda evde olduğum için tam net rakam diyemiyorum. Evet ama Sayın Başkan ifade sizin olduğu için. Rakamlara yakın bir rakam var. Evet. Tepkiş raporumuzda. Yani kamuoyu olarak biz takip ediyoruz. Siz de gereğini yapacağız diyorsunuz. Onu anladık. Evet. Ama süreç uzarsa bu sefer de bir belirsizlik mi var? Yani üzerinizde bir baskı mı var? Algısı gibi, oluşuyor toplumda. Biz de Doğan Bey bizi tanırsınız. Asla ve asla doğru bildiğimiz şeyden ödün verin. Evet. Önümüze ne konduysa denetçilerimiz ki o denetçilerde biraz önce söylediğim üzere yani şaibeli sorunlu bir OSB'yi devraldık. Bir sürü konuşulanlar vardı. Bir sürü işte müfettiş raporları, Sayıştay raporları. Biz daha sonrasında hırsız tutulmamak için hem teftiş çağırdık hem demirbaş sayımı yaptık. Evet. Şimdi biz atıyorum böyle bir örtbas. Sayın Başkan şunu sorayım. Sizin bunu yapmayın zaten. Sayın Başkan sizin buyurun. Yaptırdığınız sayımla size verilen bu demirbaş arasında da bir fark var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. O ilerleyen süreçte illaki OSB gibi kurumlarda
teftişler geliyor hesapları kontrol evet. etmek için. Bu teftişler geldiği zaman biz bu Demirbaş Sayın'ı yaptırmasaydık adam gibi eminim ki bazı malzemeler, bazı ekipmanlar görülecekti kağıt üzerinde, fatura üzerinde. Ama bize sorduklarında veya gösterin dediklerinde biz bulamayacaktık bunu. Evet. Ve otomatikmen de hırsız konumuna düşecektik. Bulamadıklar nasıl oldu mu? Ben de tam olarak onu soruyorum. Telefonlar vardı herhalde. Yani bulamadıklar nasıl oldu mu demirbaşlar içinde? Telefonlar var herhalde değil mi son model? Ya telefonlar vardı. 33 tane iPhone telefon vardı. Biz ne güzel bunu savcılığa bildirdik. Bunun seri numarasından tespit edilemiyor mu? Satmışlar mı? Nasıl yapmışlar? Ya tabii savcılık bu soruşturmayı devam ediyor. Doğan Bey, savcılık e-mail numaralarından 33 tane telefonu çok rahatlıkla bulabilir ama dava devam ettiği için... Vallahi kime verdilerse bulsalar da biz de öğrensek yani kimler evet. almış, kimler konuşuyor. Ya şimdi tabii söyleyemem burada. Avukatımız verilen ifadeleri söylüyor. Ondan sonra bize anlatıyor ama şu anda yargılama aşamasında olduğu için ben şöyle böyle dersem yanlış konuşmuş olurum Doğan Bey. Telefon dışında da var mı Sayın Başkan? Yani örtüşmeyen... Ufak tefek malzemelerde şeyler var. Götürülen malzemeler var. Ama biz tabii diğer taraftaki bu sorunları gördükten sonra onlarla fazla... Yani faturalara bakıyorsanız ki çok konuşuldu. Osmanlı Odası mesela maliyeti çok yüksek olduğu için başka bir oda orada maliyeti yüksek gösterir, fatura yüksek kesip başka bir o şirket hangi şirketten aldılarsa orayla diyaloğa geçerek ya iki tane koltuk fazla gözüküyor ya da bir koltuğun maliyetine öbür koltuk nerede acaba başka bir yerde mi bu aynı manzaradan aynı düzeni kurdular yönünde bir araştırma yaptınız mı? Şimdi şöyle söyleyeyim Doğan Bey, organize sanayi bölgesi çok büyük bir kurum. Yani yıllık 7 katrilyon eski parayla, yeni parayla 7 milyar gibi bütçesi olan bir kurum. Devasa bir kurum olduğu için buraya hemen bir anda hepsini gözümüzün önüne dökmek gibi bir şansımız yok. Bölüm bölüm inceliyoruz, bölüm bölüm hareket ediyoruz. Daha Osmanlı Odası'na gelmediniz yani. Osmanlı Odası'na gelmedik ya, bakın yine bir örnek vereyim, beni tam anlayın diye söylüyorum bunu. Şimdi siz sordunuz hatta, bakın söyleyince aklınıza da gelecek. Dediniz ki ya başkan, o OSB TV'yi kapattınız. Ne zaman satacaksınız? Evet evet, evet. Malzemeler ne oldu diye. Bakın ha, malzemeler ne oldu dediniz. Ben de size dedim ki, Doğan Bey, Sanayi Bakanlığından patronumuzdan yazılı olarak görüş aldık. Sanayi Bakanlığı bize dedi ki, ilk önce o televizyon şirketini kapatacaksın. Bütün kapatma bittikten sonra o malzemeleri ihaleye çıkartıp satabilirsin dedi demiştim. Evet evet, doğru efendim. Ve sonunda da bakın 3 gün önce ben bölge müdürüme sordum, ne oldu? Televizyon şirketimiz kapandı mı dedim. Avukatımıza, hukukçumuza da sordum. Onlar da dedi ki başkanım yeni kapandı. Hatta 3-4 gün sonra da ihaleye çıkacağız. İhale için şeyi yayınlayacağız. Evet, ne güzel. Ne güzel. Tespih yani, gelenlere tespih falan işi bitti mi? Kitap işi? Nasıl tespih kitap işi, orasını anlayamadım. Hediye veriliyordu ya, o çok konuşuldu, tespihlere ve ödenen rakamlar, kitaplara basılan. Başkanımın döneminde değil ki. Yok, geçmiş dönemde diyorum evet. Aslında. Ya geçmiş dönemde bunlar yapılmış. Müfettiş raporlarında da bunlar ifade edilmiş müfettişler tarafından. Ama çok şükür bizim zaman şu andaki dönemimizde gayet şeffaf, istişareye dayalı güzel bir yönetim tarzı benimsedik ve o şekilde gidiyor. Evet. Ama kamuoyu sizden gerçek manada artık bu bağımsız denetçi raporlarının açıklanması, kamuoyuyla paylaşılması ve bu paraların tahsisi konusunda bu sonuçta sanayicinin parası. Bu paralar evet. nasıl tahsis edilecek, edilecek mi, edilmeyecek mi? Başta siz yönetiminizin büyük bir sorumluluğu var. Organize sanayi bölgesiyle ilgili ilk meşaleyi yakanlardan, burada sıkıntı var diyenlerden Sayın Bekir Kiracıoğlu, Sayın Ahmet Kürtüncü Beyefendi'ye de
buradan sesleniyoruz. Lütfen bu işin ilk fitilini ateşleyen insanlar sizlersiniz. Burada bir zarar varsa ki takipçileri, başta siz yönetiminiz ve diğer saydığım iki sanayici önemli isim. Çünkü burada çok mücadele verdiler siz göreve gelmeden önce. Evet, o insanlara da büyük bir sorumluluk düşüyor. Sayın Kiracıoğlu'na ve Sayın Ahmet Kürtüncü'ye. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Samimiyette katıldığınız için sonuçta çok büyük bir vebal taşıyorsunuz. Sanayicinin parasına orada emanet edilmiş. Siz de bu emanete sahip çıkma adına gayret gösteriyorsunuz. Allah yardımcınız olsun efendim. Doğan Bey, cümlelerime son vermeden önce ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz her zaman da bu cümleleri ben konuşuyorum. Biz buraya başkanlığımızı korumak, yönetimimizi korumak gibi birçok şeyi örtbas etmek gibi bir derdimiz yok. Yani mütedeyyin insanlarız. Ahirete, hesap gününe inanan insanlarız. Karşımıza ne geldiyse biz bunu gereken mercilere sunacağız. Ama bizde de şöyle bir metot var. Biraz önce televizyon olayında, OSB televizyonda olayında verdiğim bilgi gibi Sanayi Bakanlığımız bize ne derse biz onların söylediği yoldan gidiyoruz. Onların şeysini, yol yönünü izliyoruz. Kesinlikle sanayicimizin bu yönde kafalarında zerre kadar bir şüphe, sorun olmasın. Zaten tanıyorlar bizi, karakterimizi, kişiliğimizi tanıyorlar herhalde. Olmayacağını da canı gönülden inanıyorum. Doğan Bey, stüdyodaki konuklarımıza, ekran başındaki izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. İyi akşamlar. Kolay gelsin diyorum efendim. Eyvallah, sağ olun. Evet, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Sayın Başkan bağlandı. Evet. Dolayısıyla evet. Şöyle açıklama söyleyeyim. Konusunda belki biraz tereddütleri var ama. Bu da zaten resmi sürecin şöyle bitmesi mi? İfade etmek lazım. Artık cin şişeden çıktı bu saatten sonra. Yani onu içeri alamazsınız. Yani kamuoyu birçok şeyi bu programda bir kez daha öğrenmiş oldu. Yani yasal prosedür neyse ben eminim ki Sayın Başkan ve yönetimi bunu hayata geçirecek. Çünkü kul hakkına inanıyoruz diyor. İlahi adalete inanıyoruz. Yani bu konudaki hassasiyetlerimiz var diyor. Umarız hassasiyetlerinin var olduğunu kamuoyuyla da paylaşırlar. Yalnızca şu değil yani velev ki orada Sayın Başkan bizi izliyorsa burasını dikkatle dinlesin. Kul hakkına inanıyorum dediği için. Velev ki bakanlıktan siyasi bir baskı geldi. Ortada açık ve alenen bir yolsuzluk var. Siz yargıya götürmeyecek misiniz bunu? Götüreceksiniz. Götürmeniz gerekiyor. Mesele bu. Tabii ki buradan da o dönemde Bekir Kiracıoğlu gerçekten bu anlamda ciddi bir mücadele vermiş isim olarak gündeme geldi. Bugün itibariyle ortaya çıkan tablodan onun haklılığını da bir kez daha anlamış oluyoruz. Evet, bu arada arkadaşlarımız Sayın Kiracıoğlu'nu da bağlasınlar. Çünkü Sayın Bekir Kiracıoğlu'nun da ismi çok fazlasıyla geçti. Eğer İsabet ki olur. Sayın Ahmet Kürtüncü Beyefendi de katılıp biz bu işin takipçisi olacağız. Üzerimizde bir vebal var. Çünkü ilk ateşi yakanlardan Sayın Bekir Kiracıoğlu, Sayın Ahmet Kürtüncü burada işlerin iyi gitmediğini ifade ederek bir duruş sergilemişlerdi ve bugün gelen noktada bu değerli iş insanlarının yakmış olduğu meşaleler herkes tarafından görülmüş oldu. Görüldü, takdir de ediliyordur ümit ediyorum. Çünkü sonuçta sanayicinin parası. Dolayısıyla başkan da siz de ifade ettiniz Sayın Mehmet Yalçın Bey de dilinin ya, döndüğünce haksızlık karşısında susmamak dilinin lazım. Dilinin döndüğünce bir tüzük var, kanun var. Bu kanun süreci tamamlandıktan sonra sanıyorum ki bu saatten sonra paylaşmama gibi bir lüksler yani olmaz. Paylaşmamadan ziyade bir de bunun hukuki tarafı olması lazım kardeşim. Şimdi yani paylaşmak yeterli olmuyor ki. Kamuoyuyla paylaştım. Ondan sonra çekmeceye kaldırdım, koydum. Ne işe yaradı? Aynen. Yani işin yasal prosedürünü hayata geçirmiyorsan esas olan, problem orada var demektir. Önemli olan yani, o kayıp paraların bir Sayın şekilde... Sayın Kiracıoğlu bağlanacaksa şimdi ona da aynı şeyi sorarız. Nasıl takip ediyor? Ediyorlar mı? Yani çünkü ciddi bir efor harcadılar. Kamuoyuyla bu durumu paylaştılar. Anlattılar. Dilleri döndüğünce, güçleri yettiğince tartıştılar. Zaman zaman suçlandılar hatta.
Ama gelinen noktada şimdi Sayın Başkan diyor ki şaibeli bir durum var. Durum var ortada. İşte sorduk soruyu. Yani şaibeli bir durum var diyor. Kendi ifadesi. Yani şaibeli bir durum varsa bunun bakanlığa iletildikten sonra da mutlaka yargı ayağı işletilmeli kardeşim. Bu kadar açık ve net. Arkadaşlar yani, hazır herhalde. Sayın Bekir Kiracıoğlu'nun arkadaşlarımız hazır olduğunu belirtiyoruz. Bir de ondan dinleyelim bakalım. Sayın Kiracıoğlu hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Doğan Bey, Metin Bey iyi akşamlar, İsmail Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim biraz önce isminizi konuştuk, zikrettik. Dolayısıyla bir cevap hakkı da doğdu. Siz burada ciddi sıkıntılar olduğunu belirten ve bir platform kurdunuz. Ve bugün gelinen noktada Sayın Ahmet Kürtüncü ile birlikte buradaki söylemlerinizin bir anlamda bağımsız denetçiler raporlarıyla da örtüştüğünü gördük. Neler söylersiniz efendim? Şimdi ilk önce Dubai ile ilgili biz çok yoğun eleştiri yapmıştık. Biz 12,5 milyon dolar civarında bir zarar oluşacağını öngörmüştük. Ama ilerleyen zamanlarda herhalde gelişen olaylar dolayı 14 milyon dolara ulaştığını anlıyorum. Şu an rapordaki sizin yayınınızda gördüğüm. O da Dubai gerçekten organize için çok gereksiz bir proje olduğunu sanayicilere defaatle anlatmaya çalıştık. Hatta şu an oradaki katılımcıların çoğu bile şu an niye katıldık diye çoğu icra edildi, tahsilat yapılmaya çalışıldı. Sanayici, oraya katılan sanayiciler de zarar gördü. Organizenin zarar görmesinden bir yana oraya katılımcıların da büyük zarar gördüğünü görüyoruz. Ama Dubai konusunda hep uyardık. Erken dönüşüm dedik ama maalesef ısrarla devam edildi. Gerçi araya bir pandemi girdi. Onun da verdiği zararların boyutları büyüdü ama Dubai konusu organizenin en büyük yarası. Bizim ikinci konumuz da GES'ti zaten. Bu GES konusunda bir ihale iptali ve burada bir oluşan zarar var. Anlattıklarımızın hepsi teker teker ortaya çıkıyor. Hatta bir kısmı da gerek görülmemiş raporlarda. Daha birçok konumuz vardı. Ama raporlarda herhalde yer almamış. Şu an sizi izlediğim kadarıyla. Sanayici bunu anlatmaya çalıştık. Ama burada şöyle bir prosedür olacak. Doğan Bey izledim sizi de. İlk önce yargı yoluna gitmeden önce bir tekrar bir bakanlık tarafından bir teftiş geçirilmesi gerekiyor. Muhtemelen bu bağımsız denetim raporu Sayın Başkan az önce söyledi Sanayi Bakanlığı'na göndermiş veya gönderilecek. Ondan sonra gerçek tekrar bir teftişten daha geçilmesi gerekiyor resmi olarak. Ya da bakanlık teftiş geçirmeden direkt suç duyurusuna bulunması yönünde karar verecek ve bu şekilde gidilecek. Yani başkan mutlaka bunu bildirecektir diye düşünüyorum. Ben saklayacağını veya bunu kamuoyundan gizleyeceğini düşünmüyorum. Her gelen başkan bir önceki dönem mutlaka bağımsız denetim raporlarını bağlıyor. Sayın Nusaçan da Hasun döneminde hatta hatırlarsanız televizyonlarda elinde raporlar vardı ama hiçbir zaman açıklamamıştı. Hep öyle bir şaibeli kaldı o rapor. Ama buradaki raporlar biraz daha sızlı bir şekilde. Ama bizim anlattığımız platform olarak sanayici anlattığımız en baştan biri buydu. Yani 24 milyon dolara ulaşan bir rakamlar var. Bu rakamlar gerçekten bizim ortalarımız için çok büyük bir kaynak. Yapılacak çok iş var. Eksik bırakılan çok işler var. Ama sanayicimize biz 2 yıl boyunca anlattık. Anlattığımızda da haklı çıktı. Keşke haksız çıksaydık. Bu konuda keşke böyle bir paralar harcanmamış olsaydı ama maalesef şu an böyle bir raporla karşı karşıyayız. Peki bundan sonra ne olacak? Vallahi bundan sonra şimdi o dönemde yapılan ilk Dubai'ye bir teftiş yapıldı. Benim şikayetim üzerine. O dönem gelen teftiş kurulu üyeleri Dubai'nin tamamen bitmesi gerektiğini söylediler ve onu açık bıraktılar o maddeyi. O madde şimdi tamamlanıyor. Rücu etmek için benim bildiğim genel kuruldan onay alınması gerekiyor. Dava açılması ayrı bir süreç, hukuki boyutu. Ama bir de bu zararların tazminiyle ilgili sanayiciden bir genel kurulla izin alınması gerektiğini biliyorum. Muhtemelen bir genel kurulla izin alıp rücu yoluna gidebilir. Ama bunlar tabii ki Orsa Yönetim Kurulu üyelerinin vereceği bir karar. Sanayicilere danışarak verecekleri bir karar. O yüzden de ilerleyen günleri görmemiz gerekiyor. Peki biraz önce Sayın Başkan bağlandı dedi ki evet şaibeli durumlar var. Altta işte telefonlar vesaire ona benzer durumlar. Sizin yaptığınız araştırmada bu ve buna benzer durumlarda var mıydı? Yani paylaşmak istediğiniz bir şey var mı bu noktada? Yani şimdi Metin Bey şöyle bir durum var. O telefon konusu zaten yargıda. Evet. Şu an ağır cezadaki yargılanan maddenin içinden bir tanesi ama arkasından bir kısım daha telefon çıktığını biliyorum. Bu telefonların daha dağıtıldığını biliyorum. Yani bununla ilgili 30'dan fazla mı yani?
30'un üstüne bir 30 civarında daha var diye biliyorum. Bununla ilgili anlatayım. Bekir Bey, bu telefonlar kime satmışlar mı yoksa eşe dosttan mı vermişler? Bu konuyla ilgili yalnız benim bildiğim savcılığa suç duyurusunda bulunuldu o dönemdeki bir yöneticiyle ilgili. Yani yönetim kurulu üyesi değil de çalışan bir bilim müdürüyle ilgili bulunuldu ama sonuçlanmadı, hala devam ediyor diye biliyorum. Bunlar muhtemelen dağıtıldı ama dağıtan kişiler sattı mı, başka bir şey mi yapıldı bilmiyoruz. O konuyu çözemiyoruz. Metin Bey'in bir sorusu vardı başkana. Evet, şaibe var diyor başkan. Evet. Yani ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi orta bir zarar var. Orta bir zarar varsa bir de kar eden var. Evet, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Kim olduğunu, kar edenin kim olduğunu yargının bulması gerekiyor. Yani evet, burada gerçekten oluşan bir süreçten oluşan bir zarar mı var diye düşünmek lazım. Menfaat ama temin edildi mi, ettiyse kimler etti? Soru onu böyle olması yani lazım. Yani burada menfaati edecek kişiler hangisi olduğunu bilemeyiz. Ancak ya yapan kuruluş menfaat elde etti veya yaptıran kişiler menfaat etti veya gerçekten de ilerleyen süreçteki oluşan fiyat farklarından kaynaklan diyebiliriz. Ancak benim bildiğim o dönem yaptığım araştırmalarda GED ihalesi iptal edilip bir hafta sonra başka bir firmaya verildiğini biliyorum. O dönemde sürekli basında ve televizyonlarda gündeme getirmiştim. Bu süreçte, o bir haftalık süreçte bu zararın oluşması mümkün değil. Ama oluşan raporda zararın nasıl oluştuğuna dair bir bilgim yok. Yani raporu okumadım. Ama sadece basına sızan kısmıyla ilgili biliyorum. GES tarafında böyle bir durum var. Ama tabii ki bunu şu kişi yapmıştır, şunun cebine girmiştir dememiz şu an mümkün değil. Böyle bir vebaya giremeyiz. Buna yargı karar vermesi lazım. Ama bu konu mutlaka yargıya intikal etmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Siyasi bir baskı falan var mı? Yani yargıya git taşınmasın, baskı, bağımsız denetçileri denetlemesin vesaire gibi. Ya da şimdi, bakanlık bu işe el atmasın vesaire gibi. Bakanlık tarafında o dönemde bizim çalışmalarımızda biz biliyorsunuz bakanlara da çok bilgi aktardık. Bu dönemde bakanlık bize herhangi bir siyasi baskıda bulunmadı. Yani kimse bulunmadı. Hatta onlar bizim anlattıklarımızı defaten gelip incelediler. Ben bu konuda bakanlığın bir baskı yapacağını düşünmüyorum. Ama benim bilmediğim başka bir siyasi baskı var mı? Onu başkana sormak lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Yani nasıl bir yer düşünün? Buran hikayesi gibi yani Kayseri'nin en gözü de merkezi 60 diyorsun. Tane telefon yani belki 30'un üstünde bir 30 daha diyor 30 ki. 30 evet. Bence daha bir 30 daha belki daha çıkabilir. Bence bu kadar konuşulduktan sonra bu telefonu alanlar mutlaka bahçeye neyim gömelim. Bakayım bana yani yanlışlıkla şey gelmiş mi? aletler vardı, bazı dijital aletler vardı. Basıyordunuz işte ambulans, polis ve sağlık hizmeti almak için dağıtılmış bu aletler fabrikalara. Ama bastığınızda aletler çalışmıyor. Ama dağıtılmış. Şimdi şu çok enteresan yani ya. Sayın Başkan diyor ki evet raporları okuduk. Önümüze gelen raporlar. Resmi süreci takip ediyoruz diye. Kardeşim yani bir Fırat'ın Dicle'nin orada eğer bir koyuna bir kuzuya bir şey oluyorsa eğer öyle bakmak gerekiyorsa ki bakış açısı bu olması lazım. Şaibe varsa kim ne kadar bu işten yani nemalandıysa bir o şaibenin giderilmesi. Bekir Bey'in dediği çok doğru. Zarar varsa kar eden var. Kim kar etti? Yani evet. Burada kim menfaat temin yani edenler var mı? Varsa kimler? Ve bunlar mutlaka kamuoyuna deklare edilmeli, yargılanmalı. Tabii ki. Suç varsa cezasını da çekmeli. Kesinlikle. Bu kadar basit. Kesinlikle. Yani mutlaka bir gereklen evet yapılacaktır. Dolayısıyla evet bekleyip görmek lazım. Telefon sana gelen telefon yok, bu şeyden değil değil mi? Oradan değil ya. O zaman bu yoktu. Yani. Yoktu değil. Alanlar da bahçeye gömmüştür. Ben sana söylemeyeyim. Evet. Muhtemeldir. Bu saatten sonra o telefonu kullanamadım. Ama yani gömse de bir biçimde bulunur yani o işler, merak etme. Evet. Tolga Bey çok teşekkür ederim. İsmail Bey çok teşekkür ederim. Metin abi çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, bugün de tempolu bir program oldu. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Gözünüz bizde olsun efendim.